Galaxy Basın Yayın Turizm Limited Şirketi Nurettin Bahçeci Ovacık Karabük yolcularını sunar. Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına? Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına? Elini de salla ule, kolunu da salla ule. Kendini salla ule, başını da salla ule. Elini de salla ule ule, kolunu da salla ule ule. Kendini salla ule, başını da salla ule. Karabük yolcuları, Karabük yolcuları, Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Eline de almış valizi, nereye gidiyorsun ule? Anandan izin aldın mı, babandan izin aldın mı? Eline de almış valizi, nereye gidiyorsun ule? Anandan izin aldın mı, babandan izin aldın mı? Elini de salla ule. Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Eski pazar yeni ceylan, ovacık etlani ile, eşsiz safranbolu ile, dört dörtlüktür karabüküm. Özü doğru, sözü doğru, hak seveni insan dolu, tertemiz düzenli yolu, karabüküm, karabüküm. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Her tarafı yemyeşildir, doğanın o cennetidir. Yönetimi düzenlidir, Karabük'üm, 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 Karabük'üm. Sevgi dolu Karabük'üm, her şey seninle çok güzel, canım benim Karabük'üm. Dünya miras listesinde bizim güzel Safranbolu. Tarih kokan kültürüyle Safranbolu, Safranbolu. Hayırıyla, yardımıyla hep lider Safranbolu da. Melek gibi bir insandır Şefik Yılmaz Dizdar Baba. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Atatürk'üm emir vermiş, tek hedef Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Her tarafı yemyeşildir, doğanın o cennetidir. Yönetimi düzenlidir, Karabük'üm, 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 Karabük'üm. Sevgi dolu Karabük'üm, her şey seninle çok güzel, canım benim Karabük'üm. Efendim, Karabük, Safranbolu'nun en güzel yerlerini gördünüz, güzel şarkımızı da dinlediniz. Artık programa başlama zamanı geldi. Haydi bakalım, Karabük yolcuları başlıyor. Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Karabük yolcuları. Saçlarında yeller eser, gözlerin dünyadan güzel, gül yaprağı.
yaprağı sana benzer, gül yaprağı sana benzer. Benim canım melek yüzlüm, benim güzel melek yüzlüm. Sakın 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 ha, yaklaşmayın yanına. Sakın 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 ha, inanmayın siz ona. Size ne diller döker, yalandan yüzü güler. Bekle beni derde, başka biriyle gider. Ateş misin, güneş misin, yaktın yıktın kalbimi. Kimse yakamadı beni, senin yaptığın gibi. Ateş misin, güneş misin, yaktın yıktın kalbimi. Evet sayın seyirciler, Ovacık'tayız. Az önce gördünüz, nüfusu 600. Belki şimdi 1000 vardır ama, değil mi efendim? Vardır. Hemen hemen. Vardır değil mi efendim? Ovacık denildiği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız sevgili Mehmet Ali Şahin başkanımız gelir efendim. Adı burada. Tarih. Çok süper bir insan. Bir baba. Bir baba, yani ne diyecek, babadan öte öyle bir insan. Abimiz geçen ziyaret ettik onu ve göreceksiniz o ziyaretimizi. Şu an Ovacık Kaymakamı sevgili Mehmet Zahit Doğu Bey bizi kabul etti. İçeri gireceğiz, görüşeceğiz, konuşacağız. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti Ovacık Hükümet Konağı'ndayız. Sevgili Mehmet Zahit Doğu Bey ile kaymakamımızla bir söyleşi yapacağız Ovacık hakkında. Bakalım neler diyecek. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sevgili kaymakam. Çok güzel. Merhaba, hoş geldiniz. Çok güzel. Gencecik bir kaymakam efendim. Sağ olsun bizi buraya misafir ettiği için efendim. Sağ olsun, teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz kanal olarak. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyoruz. İyiyiz. Biz de sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Ne güzel. Ovacık ilçesinin mülkidarı amiri olması hasebiyle Ovacık ilçesi adına hoş geldiniz diyoruz. Çok umarım iyi intibalarla güzel bir tanıtım filmi çekerek ilçemizden ayrılırsınız. İnşallah. Memnunla direkt kalırsınız. Direkt zaten tabeleden açıldık. Nüfusu 600'ü. Ben dedim 1000 vardır şimdi. Evet. Sonra aşağıdan sizi güzel yazılıda o Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel bayrağını çektik ve evet, size kapınızı çalıp geldik efendim. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Hoş gelmişsiniz. Tamam. Şimdi biz fazla ziraz etmeyelim. Estağfurullah. Böyle hayatta tabii. Önce tabii. Nasıl? Şimdi diyoruz ki bu Ovacık'ta neler var, neler yok, neleri çekelim. Evet. Nasıl siz bizi yönlendirirseniz şimdi, biz o çizgiden gideriz. Ovacık ilçemiz her ne kadar şirin bir ilçe olsa da nüfus olarak tabelası 600, köyleriyle beraber toplamda 3050 nüfus gibi aynen, gözükse evet, de özgül ağırlığı büyük bir ilçe. Safranbolu ve Karabük'te hemen hemen 40 bine yakın Ovacıklı'nın olduğunu düşündüğümüzde, Türkiye genelinde 75 bin Ovacıklı'nın varlığını düşündüğümüzde bu Ovacık... Ayrıca bir yük koyayım ben. Ayrıca efendim Ovacık hakikaten çok kültürlü insanlar evet, yetiştirmiş. Kesinlikle. Yetiştiriyor. İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, her yerde var. Almanya'da olsun, Avrupa'da olsun. Evet. Burada da var. Hele Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız sevgili Mehmet Ali Şahin Başkanımızın da burada olması bize evet, böyle güç veriyor benim. Kesinlikle. Sayın Başkanımız Mehmet Ali Şahin Beyler hem Ovacığımızın yetiştirdiği bir kıymet, değer, hem de Ovacık özelinde Karabük'e mal olmuş,
Türkiye'ye mal olmuş, nerede gitse sevilen, sayılan, hürmet edilen, kendisi de o denli nezaketiyle, beyefendiliğiyle, devlet adamlığıyla hem bizim avacığımızın, hem karabüğümüzün, hem Türkiye'mizin meselelerine duyarlı bir şahsiyet olması hasebiyle böyle bir değere sahip olduğumuz için ve böyle bir değerin ilçesine hizmet verdiğim için benim için ayrı bir şeref, ayrı bir gurur. Kendisine de bir kere daha bugüne kadar gerek ilçemize, gerek Karabük ilimize, gerek ülkemize vermiş olduğu güzel hizmetlerden dolayı buradan teşekkürlerimi iletmek isterim. Burada da bu borcu da üzerimizden bu şekilde atmış olalım. Sayın Başkanımıza da buradan selam ve hürmetlerimizi iletelim. Ovacık, biraz bize tanıtır mısınız dediğinizde, işte tam da neden sadece Mehmet Ali Şahin Beyler değil, Mehmet Ali Şahin Beyler gibi çok farklı kamu kurum ve kuruluşlar uçlarında vazifeli insanlar var. İnsanlar çocuklarını yoğun bir şekilde okutmuşlar, eğitmişler, yetiştirmişler. Bu devletin ve milletin hizmetine sunmuşlar, sağ olsunlar. Bundaki en büyük etken bence %82 oranında Ovacık ilçesinin yüz ölçümüne baktığınızda ormanla kaplı oluşu. Yenice gibi. Aynen öyle. Tarımsal aktivite olarak da %2 bandında tarım yapılabilecek alanın oluşu. Şimdi gerçi gelirken belki gördünüz veyahut da buradan çıktıktan sonra çekimlerini de yapacaksınız. Allah razı olsun. 2016 yılında tamamladı ve 2017 yılında da hizmete girdi. 3 milyon metreküp su kapasiteli, toplamda 21 milyon liraya mal olmuş Hatipoğlu göletimiz yapıldı. Yaklaşık 5000 dönüm alana tarımsal sulama hizmeti verecek şekilde kurgulandı. İnşallah Mehmet Şahin Bey tabii ki mutlaka Sayın Başkanımızın işte o dönemin Devlet ve Su İşleri Bakanımıza yoğun bir diplomasi yürütmesiyle ve o dönemin ilimizin valileri ve ilçemizin kaymakamından belediye başkanına, İl Genel Meclisi üyelerinden Köle Hizmet Götürme Birliği encümenine varana kadar takip etmeleri neticesinde, o dönemin milletvekilleri sayesinde böyle güzel bir hizmet, böyle güzel bir yatırım ilçemize kazandırılmış. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde özellikle ülkemizin büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin en büyük girdi maliyeti olan büyükbaş hayvan yem bitkisi yetiştiriciliği noktasında burada yetiştirilecek yem bitkisi ürünlerinin ülkemizin büyükbaş hayvan yetiştiricilerini, başta ilçemizde büyükbaş hayvan yetiştiricisi olan köylülerimize güzel imkanlar sunacağı inancıyla Hatipoğlu Göleti'nin çok güzel hizmetler vereceğine inanıyorum. Çünkü %1 ve 2 bandında olan bu sulak tarım oranı Hatipoğlu Göleti ile 9'lara 10'lara neredeyse 4 katı yüzde yani boyutuyla. İnşallah profesör gibi helal olsun. Tebrik ederim sizi. Vallahi teşekkür ediyorum. 4 katı. Güzel. İşte böyle ülkesini seven insana bayılırım ben. Teşekkür ederim. Ülkesini seviyor. Ayrıca oturduğu kenti de seviyor. A'dan Z'ye kadar nerede ne var, ne yapılacak, yapılan şeyler, olaylar hepsini biliyor. Budur işi. Helal olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah son tahlilde bu sunulan yatırımlar vatandaşımızın da değerlendirmesiyle ilçemize, ilçemiz özelinde ilimize ve ülkemize bir artı değer katacağı inancındayız. Zira devletimizin büyükleri, hükümetimiz yapılan yatırımlarda her zaman şunu beklerler. Evet, yatırımımızı yapalım ama bu yatırımlarda o oranda değerlendirilsin insanımızca. O yüzden biz bu yatırımların o yörenin insanı, ki birinci elden
Kışla Köyümüz, Koltuk, Doğanlar, Hatipoğlu, İmanlar, bu köylerde kalan vatandaşlarımızın arazileri var, özellikle bu Hatipoğlu göletinin hitap edeceği sulama alanında. İnşallah buralarda yapılacak güzel ekimlerle, dikimlerle hayvansal yem bitkisi yetiştiriciliği noktasında Ovacık kendinden söz ettirmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, 5000 dönüm küçük bir rakam gibi gözükmekle beraber Ovacık özelinde Ovacık için büyük bir rakam. İyi değerlendirilirse güzel sonuçlar alınacağı inancındayız. Onun dışında Ovacık'ımızın sadece Hatipoğlu gibi devlet yatırımıyla elde edilen göletlerinin dışında Karagöl gibi, evet, veyahut da işte Sülük Gölü gibi, sporcu kamp eğitim merkezi, spor lisesi ki ilimizin göz bebeği, geçen sene sadece bir örnek vereyim, o kadar çok başarılar var ki, kız futsal takımımız Türkiye ikincisi oldu mesela. İstanbul grubuna 12 saniyeyle yenildik. Biz yalnız 6000 değil nüfus efendim. 600-6000 neyse. Tabii. 600 değil mi? 600 merkez, evet, nüfusu toplam 3000. Türkiye'de ikinci oluyor. Evet. Yani şu an mesela bu seneki kayıtlar noktasında yaklaşık 240 kapasitemiz var. 200'e yakın öğrencimiz olacak inşallah. Bunun yaklaşık bir 150'si erkek, 50'si bayan olacak şekilde. Bugüne kadar yaklaşık 30 öğrencimizi milli yaptığımızı ifade edebilirim size. Dolayısıyla milli olmak öyle az uz bir iş bir değil. Daha geçen senenin ikinci yarısı gibi bir kızımız güreşte Balkan şampiyonu oldu. Kızımız ve milli oldu. Aynen öyle. Milli olmanın artısı şu: devletimiz milli olan sporculara üniversite tercihinde sınavsız geçiş imkanı sunabiliyor. Ayrıyeten devlet bursu bağlıyor. Yani bir nevi hayatını garantiliyor gibi bir şey oluyor diyebiliriz. O yüzden özellikle spor lisemizi tercih eden öğrencilerimizi sadece sporcu olarak hayata hazırlamıyoruz. Tabii ki sadece sporcu yetişmiyor. Askeri okulu kazanan, polis okullarını kazanan, daha farklı üniversite bölümlerine giden öğrencilerimiz de var tabii ki. Ama daha çok beden eğitim öğretmenliği gibi, BESYO gibi veyahut antrenörlük gibi bölümlere öğrencilerimiz yönleniyor haliyle spor lisesi mezun olduğu için. Özellikle sadece üniversiteyi kazanan, sadece sporla hemdem olan çocuklar değil, aynı zamanda milli olarak geleceklerini de garantiye alacak şekilde yavrularımızın üzerine eğiliyor, ilgi alaka gösteriyoruz. Az önce zikrettiğiniz gibi bu spor lisemizin yanında bir de Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı sporcu kamp eğitim merkezimiz var. Evet, var. Bu seneki yaptığımız çalışmalarla milli sporcular buradan... Şöyle, hayır, buraya Gençlik Spor Bakanlığı'na başvurarak sivil toplum kuruluşları, tabii ki de kimi sportif kulüpler sporcu kamp eğitim merkezimize gelerek kendi takvimleri doğrultusunda ve bakanlıkla onların çizdiği haftalık veyahut da iki haftalık kamp süresi boyunca geliyorlar. Burada hem doğayla iç içe temiz bir hava almış oluyorlar. Şehirleri bayram ediyor bizim gibi. Doğal orman güzelliklere eriyorlar. Çok güzel patika yürüyüşü yaparak buradan Karagöl'e, buradan Ganibeyler Yaylası'na, Değirmen Dere hattına ki onun ilerisi Kral Mezarı ve Kurutma Kayası gibi kültürel varlıkları içinde barındıran arkeolojik kalıntıları, geçmiş medeniyetlerden kalan arkeolojik kalıntıları içinde barındıran hatlarda çok rahat güzel bir gezme ve gezinme imkanı bulabiliyorlar. Bu sene şöyle bir güzellik oldu. Geçen sene normalde bizim sporcu kamp eğitim merkezimiz 28 odalı, 56 kişi kapasiteli ve toplamda kışın bir grup, yazın da 11 olmak üzere 12 grup ağırlamıştık. Bu sene ise bu sayı senenin sonuna inşallah 32 grubu görecek. İnşallah. Gelen gruplar en az 50-60 kişilik kafileler. 2-3 kafilemiz 100'ün üzerindeydi. Bunu nasıl başardık?
bunu soracaksınızdır. Bu sene 10 çadır, 3 kişilik, 10 çadırda 2 kişilik olmak üzere toplam hariçten 70 kişilik bir kamp çadırı kurduk kompleksimizin içerisine. 56 da kendi kapasitemiz, orijinal binamızın kapasitesi, toplam kapasiteyi 125'e 126'ya çıkardık. Arzu eden gruplar bir kısmı kompleksin içerisinde, bir kısmı da çadırlarda kalaraktan o doğayla bir bütün halde hemdem olacak şekilde bir imkan sunuluyor. Biz burada bu ağırladığımız grup sayısının 40'a kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Neden daha fazla değil? Çünkü hani hemen hemen gelen her grup 7-8 gün gibi kalıyor. Hariçten kalan günler işte 3'e bölüyoruz biz. Kış, yaz ve güz dönemleri kamplarımız oluyor. Ara dönemlerde de işte bakım onarımlarını yapıyoruz, ilaçlamasını yapıyoruz, yeni döneme hazır hale getiriyoruz. Dolayısıyla eğer burada ağırlayacağımız grup sayısı 40'ı görürse Allah'ın izniyle buradaki sporcu kamp eğitim merkezimizi efektif kullandığımızı söyleyebileceğiz. Tabii burada ben acizane ilçenin kaymakamı olarak ilçedeki esnafımızdan da dışarıdan gelen bu misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlama noktasında çağrıda da bulunmak istiyorum. Esnafımız işte yöresel ürünlerin tattırılacağı veyahut da el işi ürünlerinin işte pazarlanıp sergilenip satışının yapılacağı güzel mekanlarda açarlar neler, ise neler çıktığını evet, göstermek açarlar ise yani. Dışarıdan gelen misafirlerimiz çarşıya indiklerinde hem bu yöresel ürünleri tadacaklar hem de yoldan gelenin heybesine bakılır derler. Nedir bizim oralarda yöresel? Mesela bir kaypak diye tabir ettiğimiz güzel bir tadımız var. Evet. Çulu böreğimiz var. Yöreye has cincile ve ebişke diye tabir ettiğimiz mantarımız var ve cincile mantarından çok güzel börek yapıyor, ağzınızda bulunsun. Göreceğiz şimdi. Siz bizi yönlendirin. İşte, biz de gidip tadalım onları. Ama bunun sezonu var. Kaçırdınız. Ha, anladım. Eflani gibi. Eflani'de de öyle bir aynen öyle. Olay vardı. Cincile bahara girerken, ebişke de sonbahara girerken. Tavsiyem bir gün gelir. Baharı kaçırdınız ama evet. Sonbahar önümüzde. Sonbahara doğru evet. Dolana dolana gelirseniz eğer evet. Ebişke mantarımızı bizim burada güzel de bir de aşçı da bir muhtarımız var. Ne güzel. Tereyağlı kavururuz. Oh be. Söylemesek inanın et yediğinizi sanarsınız. Öyle de lezzetli bir mantar. Mantar ha? Kesinlikle. Zehirli olmasın mı? Hayır, hayır, hayır. O konuda size şey yapmayız. Söyleyiverin. Sevgili kaymakamımız hakikaten çok güzel konuşuyor. Noktalı virgüllü. Bizim gibi değil tabii. Estağfurullah. Okumuş. Estağfurullah. Bir bakan gibi yemin ediyorum. Helal olsun. Estağfurullah. Ona A'dan Z'ye kadar her şeyi detayına kadar iniyor sağ olsun. Evet. Şimdi biz nerelere gideceğiz? Evet. Ben istiyorum ki mesela Karagöl'ü, evet. Seyit Terası, Spor Lisesi, milli sporcuların olduğu okullar, hastaneler, devlet yatırımları olan yerler, oralara gideceğiz Allah evet. Nasip ederse. Evet. Şimdi sağ olsunlar Sayın Başkanımızın da gene gayretleriyle bir kültür Zafer Küpler değerli belediye başkanımız evet. Onunla Allah nasip ederse evet. Birazdan görüşeceğiz efendim. Evet. Sayın Başkanımız Mehmet Ali Şahin Bey'in de destekleri ve himmetleriyle girişte solda güzel bir kültür evi gördünüz. Evet yazdım onu. Güzel bir yapı. Evet. Biz şu an orada hem halk eğitimimize yönelik kurslarımızı veriyoruz. Onu bir çekelim şimdi o zaman. Hem salonumuzda vatandaşlarımızdan düğününü yapmak isteyen, sünnetini yapmak isteyen insanlar özel günlerinde parası olmayanlar
Çok cüzi, inanır mısınız? 250-300 lira salon kirası. O zaman güzel, helal olsun. Yani herkesin çok rahat. Karabük'ten de gelebilirler ama, değil kesinlikle mi? Kesinlikle, buyursun gelsinler. 250'ye gelecekler. Aynen öyle. Vallahi. Hem bize de vermiyorlar, ücreti bize de yatırmıyorlar. Sevgili Kültür Bakanlığı'nın saymanlığına yatırıyorlar. Sevgili kaymakamımız diyorsa odur, siz gelin. Evet. Yoksa paranız, çareniz kaymakamımıza gelin. Baksınlar. Mehmet Zahid Doğu Bey. Sinecektir kesinlikle. Yani çocukların çok rahat sünnet, kına gecesi, nişan, düğün gibi organizasyonlarını, anma günlerini çok rahat burada izin ve müsaadeler çerçevesinde önden randevu alarak çok rahat yapabilirler. Milli eğitimimiz de orada, halk eğitimimiz de orada. Bu noktada vatandaşımız salonumuzu kullanıyor. Ayrıca biz salonumuzu hem spor lisemizin öğrencileri hem diğer okullardaki öğrencilerimizin kültürel manada yetişmeleri noktasında efektif bir şekilde kullanıyoruz. İbrahim Şahin Baba kardeşimiz, evet, sevgili başkanımızın kardeşi, evet, kültür müdürümüz. Katkısı oluyor mu sizlere burada? Mutlaka. Yani mesela bizim Karabük'te yapı, Safran Yapı diye bir inşaat firması var. Evet. Hasan Bey, tanıyor musunuz buralı? Hasan. Yani şu an çok süper bir insan, biliyorumdur ama Ovacık'ı çok seviyor. Ovacıklı. Biz, evet, o gün ona çekim yaptık. Bir de marketi var, Safran Market. Evet. Buradan sevgilerimi iletiyorum ona ve de sevgili oğluna. Evet. Çok süper. Evet. Benim memleketim, benim ilçem diyor. Her zaman vardır, var olacaktır. Sağ, evet, olsun başkanımız. Sağ olsun oradaki tüm kardeşlerimiz. Evet. Katkılarından dolayı onlara teşekkür ediyorum, evet, diyor. Ve size de selamları var efendim. Eyvallah. Yeri gelmişken dışarıda olan Ovacıklı hemşehrilerimizin, özellikle varlıklı hemşehrilerimizin Ovacık'a da yatırım manasında bir şeyler yapmasını beklediğimizi ifade edelim. Aynen. Hep devlet eliyle olmaz. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Biraz da Ovacıklı hemşehrilerimizin kendilerinin Ovacık'a sahip çıkmaları asıl olandır. Çünkü burada hatıralar var, dedeleri, neneleri, geçmişten tevarüs eden Mehmet Ali Şahin Bey'in ataları muhtarmış, burada muhtarmış onun yatıyorlar. Dedesi. Doğrudur. Anlattı doğrudur bize. Onu göreceğiz biraz sonra efendim. Beraber namaz kıldık, beraber ilahiler söyledik, evine götürdü bizi, misafir etti. Öyle bir baba, baba başkan, sevgileri bile diyorum Mehmet Ali Şahin başkanıma efendim. Sağ olsun, evet, ve siz de göreceksiniz efendim. İlahiler söyledik, şarkılarımızı söyledik, evet, her şeyle dört dörtlüktü Kurban Bayramı'nda sevgili başkanımız. Evet. Bir çok programlı lisemiz geçen sene tamamlandı, hizmete aldık, dolu dolu kullanıyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tabii her şey devletten gelmesin. Bir, evet, dediğiniz gibi iş adamlarımız. Onun dışında inşallah yatırım programına alındı. Şu anki meclis başkanlığımızı yapan, o dönem başbakan olan Sayın Binali Yıldırım Beyefendi Karabüğümüzü ziyarete geldiğinde bundan birkaç ay önce, kendisi de bunu zaten Ovacık 10 yataklı entegre devlet hastanesinin yatırım planında olduğunu ifade etmişti. İnşallah en kısa zamanda plan proje çizimleri tamamlandı. Siz de buralısınız değil mi? Buralı mısınız? Ben Niğdeborluyum. Niğde, evet, helal olsun. Niğde'yi sorun bilmez belki. Vallahi billahi Ovacık'ı şimdi yazmış her tarafa. Şöyle diyelim, mülki idare amirleri görev yaptığı yerin milliyetçisi olurlar. Çünkü oranın havasını solumaya başlarsınız, oranın suyunu içersiniz, oranın ekmeğini yemeye başlarsınız. Artık orayı dert edinirsiniz. Size şöyle bir örnek vereyim. Eğer gündüzünde tuzlu kavrulmuş bir ciğer veyahut da kavurma yediğinizde, oh, herhalde gecesinde olsa da yesek, su görürsünüz değil mi? Evet. Neyle yanarsanız onu görürsünüz. Mülkidar amirler de çok şükür ki vazife yaptığı yerleri özümserler, oranın dertleriyle dertlenirler. Bu dertlenmenin neticesinde de çok güzel hizmetler meydana çıkar. Ve büyük puanlar alırlar tabii halktan. Mutlaka bize yukarıdan, milletimizin duası yetiyor. Dolayısıyla çok şükür ki
milletimizin, devletimizden aldığımız güç, milletimizden aldığımız destek ve dualarla çok güzel işler yapılıyor bu ülkede. Yapılmaya da devam edecek. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, yolunu açık eylesin. İnşallah herkes sizin gibi olur. İnşallah. Sevgili Mehmet Zahid Doğu Kaymakamıma çok teşekkür ediyoruz. Çünkü daha çok çekeceklerimiz var. Hepsini böyle konuşmayla bitirdik mi olmaz. Evet, değil mi? Mutlaka. İşte çok problem senin söyledik. Hastane yapılacak dedik. Önce bu yukarıdaki mutlaka. Kültür evine evet. Gidelim biz. Sonrasında sporcu kamp eğitim merkezine gidebilirsiniz. Halkla bir söyleşi. Tabii kahvelere uğrayabilirsiniz. Tamam. Spor lisesine mutlaka uğrayın derim. Karagöl'e uğrayın. Sürük gölemiz var. İçinde şifalı sürüklerimizin olduğu ama şu an mevsim şartları değil, ister istemez sular çekiliyor. Ama sürüklerimiz Allah tarafından muhafazalı. Tekrar yağışlar başladığında, su dolduğunda sürükler çıkıyor. Dolayısıyla dışarıdan gelen kimi vatandaşlarımız bu sürükleri de kullanarak, aslında ben bu işin daha böyle profesyonelce yapılmasını istiyorum. O yüzden üniversitemizde de görüşmelerimiz var. İnşallah bu noktada da sonuç alırız diye düşünüyoruz. Ayrıyeten bu sene inşallah öğrenci alımı gerçekleşecek. Henüz kayıtlar başlamadı. 3 Eylül itibariyle başlanacağı ilan edildi. 9 Eylül'e kadar. 2 bölüm. Gene Sayın Başkanımız Mehmet Ali Şahin Beylerin yoğun çaba ve girişimleriyle bir kere daha teşekkür ediyoruz kendisine. Aynen. 2 bölüm. Karabük Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu yerleşkesi olarak, Ovacık yerleşkesi olarak 2 bölüm olarak planlandı. Bölümlerden biri ortez, protez, diğeri de optisyenlik olacak şekilde çok güzel bölümler. İnşallah öğrencilerimiz geldiğinde de en güzel şekilde onları ağırlayıp, misafir edip hem onların böyle güzel doğayla iç içe, sakin bir ortamda, güzel bölümlerde eğitim almalarını isteriz. Hem de onların gelişi ilçemize ayrı bir değer katacağı, sirkülasyon meydana getireceği, hareketlilik meydana getireceği inancındayız. Buradan bir kere daha bu üniversitemizin yerleşkesinin aşılmasında emeği geçen başta Sayın Başkanımız Mehmet Ali Şahin Bey'e, evet, en başta tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza, YÖK Başkanımıza, Karabük Üniversitemizin ilgililerine, o dönemin valilerine, milletvekillerine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu uzun yılların bir mücadelesi sonucu elde edilen bir başarı. İnşallah öğrencilerimiz de gelince bu iş tamamlanmış ve taşlanmış olacak. En güzel şekilde. İnşallah arzularınız gerçekleşir efendim. İnşallah. Sevgilerimizi iletiyoruz sevgili kaymakamımıza efendim, sağ olsun var olsun. Daha belediye başkanımızı göreceğiz, mekanları dolaşacağız. Evet. Sevgilerin en güzeli sizlerin olsun, Ovacıkların olsun, Karabük olsun, Eflani olsun, Yeniçer'in olsun, Safranbolu'nun ve Türkiye'mizin olsun. Evet, evet efendim, sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Evet sayın seyirciler, Karagöl turizme kazandırılıyor diyor bu güzel yazımız ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ovacık Kaymakamlığı, sağ olsun bizim kaymakam bey bizi buraya gönderdi, Zahir Bey değil mi efendim? Çok süper bir insan, saygılarımızı sunuyoruz ona ve burada Nurettin Bey var, bu güzel Karagöl'ü teslim alan. Değil mi efendim? Evet. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bulunduğumuz bu yer. Evet, şöyle gidelim. Karabük'ün evet. Şirin ilçesi. Belki de Türkiye'nin en küçük. Evet en efendim. Küçük, en şirin ilçesi. Ovacık'tayız. Evet. Ovacık demek evet. Mehmet Ali Şahin demek, babamız demek, başkanımız demek evet. Değil mi efendim? Şimdi Karagöl köyünü geçtikten sonra geldiğimiz bu nokta Karagöl
ismiyle anılan Karagöl'ümüz. Evet, niye Karagöl burası abi? Şimdi malumunuz suyun derinliğinin yüksek olduğu yerlerde, çok derinliğin olduğu yerlerde evet. Renk koyulaşır. Evet. Dolayısıyla, görüyorsunuz herkes evet. Geliyor buraya. El salla. Turistleri getir buraya. Çok güzel bir yer burası. Hoş geldiniz, sabaha geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Her zaman bekleriz, her zaman. Geliyorlar inşallah. Daha iyi olur. Sayın milletvekilimiz, meclis başkanımız bunlara hizmet etti. Allah razı olsun hepsinden de. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah daha iyi olacak. Daha iyi olacak. Şuraya bir otel gibi bir şey yapabilsek daha güzel olacak inşallah. Yapılacak Nurettin Bey. İnşallah. Aldı mı bitti iş. İnşallah. Burayı işletmesini şöyle yapacak bir adama verebilirsek. Allah razı olsun. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet efendim. İşte evet karadan bahsediyorum. Suyun derin olduğu noktalar hep koyu renkli olur. Evet. Burası da çok derin olduğu için. Çok derin. Derindir. Aman evet. Aman ha. Evet. Çocuklar... Bu derinlikten dolayı o koyu renginden Karagöl ismini alıyor. Evet. Şimdi Karagöl Karabük ilçesinin en güzel, en şirin ilçesi olan Ovacık'ın en şirin yerlerinden biri. Allah'ın izniyle. Evet. Önce sen nerelisin? Ben Elazığlıyım. Vay Elazığ Allah'ın izniyle. Süper. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Evet. Devlet büyüğümüz, eski meclis başkanımız, Adalet Bakanımız ve evet. Dime sözcüğümüz Mehmet Ali Şahin Bey'in memleketi burası. Evet tabii. Evet. Dolayısıyla göre Mehmet Ali Şahin Bey'in yeni ve yasaktır. Yasak. Mehmet Ali Şahin Bey'in eseridir bu yürüyüş yolları, platformlar. Bu bölgeyi çok seviyor ve burada güzel şeyler olması adına birçok şeyler yapmış. Evet abi şöyle evet. Konuşalım ha. Sevgili yaklaşık bir ay önce Nurettin Orman abi. Bakanlığı'nın evet. Ormanda yavaş. Evet. Evet. Orman Bakanlığı'nın açtığı ihaleye girerek bu Karagöl Karagöl'ü cam terası aldım gibi aldım. Cam terası. Evet. Menjilis mağarası. Bir de dünyanın en güzel mağarası olan Tokat Ballıca. Allah Allah balıklara evet. Bak. Ama ne güzel. Evet. Nerede efendim mağarası? Dünyanın en güzel mağarası şu anda Tokat'ın Ballıca evet. Mağarası. Evet. Pazar ilçesinde. Oranın da işte. Şöyle arka arkaya gidelim abi. Yine Orman Bakanlığı'nın Elazığ'daki Hazar Gölü Tabiat Parkı var. Evet. 300 dönüm arazisi üzerinde. Bu yakışıklı bu kardeşim Elazığlı ama. Evet. Helal olsun gönlü burada. Ovacık Karabük'te. Köyümüz var. Çünkü orada bir cam teras var. Allah Allah binlerce kişi her gün ziyaret ediyor orayı. Evet. Helal olsun. Keşfediyor öyle yerleri. Siz. Ve sahip çıkıyor helal olsun. Cam evet. Terası gezdiniz mi? Tabii ki ya. Cam teras benden önce yılda 60 bin ziyaretçisi vardı. Evet. Ben orayı alıp işletmeye başladıktan sonra oradaki işte turizm ziyaretçi sayımız kaç? 400-500 bin civarına geldi. Maşallah. Bunun sebebi yaptığımız yatırımlar, verdiğimiz hizmet ve yaptığımız tanıtımlar. Ne güzel. Tanıtımdan geçiyor her şey. Şimdi Karagöl çok herkesçe bilinen bir yer değil. Evet. Siz de buraya gelirken burayı çok zor buldunuz. Aynen. Öyle tabir ettiniz. Ama artık sen evet. Ele aldın mı? Şimdi biz buraya Karagöl'e gider. Bu gördüğünüz göl etrafında bungalov, küçük evlerimiz olacak, orman evlerimiz. Evet. Yine bakın yukarıda bir seyir terasımız var. Yukarıda oradan, bir seyir evet. Terasımız var. Görelim onu. Şuradan güzel kafe ve restoran hizmeti verecek bir alanımız orası. Aman ne güzel ya. Yine şöyle bu orayı görebilir miyiz biraz? Tabii sonra? Birazdan orayı gezeceğiz. Evet. Şu eteği yemyeşil olan yeri göreceksiniz. Evet. Oraların içerisine de bungalov evlerimizi yerleştireceğiz. Tıpkı neye benzeyecek biliyor musunuz buradaki Karagöl? Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nı gördünüz. Muhteşem evet, bir yer. Evet, evet. Burası oradan daha güzel. Niye peki öyle devam etmedi şunlar böyle? Şimdi bunların tamamı Kaymakam Bey, ben buranın ihalesini aldıktan sonra Kaymakam Bey ile görüştük. Evet. Dedik ki bu gölün derhal temizlenmesi lazım. Aynen. Kaymakam Bey çok ceval, çok çalışkan bir insan ve evet. Ovacık'ı da çok seviyor. Saygılarımı evet. İletiyorum ona. Ne kadar Aksaralıymış. Aynı gün yazısını yazdı. Aksaralı. Evet, evet. Evet. Aynı gün yazısını yazdı. Devlet Su İşlerinden buranın temizlenmesi hususunda yardım talep etti. Evet. Yine devlet büyüğümüz Mehmet Ali Şahin Bey'e biz konuyu ilettik. Kendileri de bu konuyla alakadar olacağını söylediler ve bu göl 1-2 ay içerisinde tertemiz, pırıl pırıl bir hale gelecek. Buradaki o sazlıkların büyük bir kısmı alınacak. Evet. Göl daha berrak, daha temiz bir hale gelecek. Ne güzel. Evet. Daha ama sonra o, bizim o yapacağımız... O imza senin imzandır. İnşallah. Daha sonra
bizim yapacağımız bu bungalov evler haricinde kafe ve restoran hizmeti verecek alanlarımız olacak. Evet. İnsanlarımızın Karabük'ten ve çevre illerden gelip burada piknik yapabileceği alanlar oluşturacağız. O otel gibi kullanacağın yerler onun haricinde, önemli. Onun haricinde bir de karavan kamp alanı oluşturacağız. İnsanlarımız evet. gelecek, karavanını park edecek, orada elektriğini, suyunu alabilecek alanlar oluşturacağız. Oh. Tabii yetmedi gençliğimizin buradan daha iyi istifade edebilmesi için çadır kamp alanları oluşturacağız. Çadırınızı her alacaksınız. Tamam, her şeyi düşünmüşe helal olsun Nurettin Baba. Allah'ın geleceksiniz için. Burada çadırınızı kuracaksınız. Burada kampınızı yapıp gideceksiniz. O ne güzel. Bakın biraz daha ileride bir kanyon var. Dünya güzel bir yer. Evet. Yine devlet büyüğümüz Mehmet Ali Şahin Bey'in ısrarla benden talep ettiği arzu ettiği şey şu. Şurada bir yürüyüş yolu oluşturalım kanyona kadar. O güzel buradaki işte. Köylülerimiz atlarını getirecekler buraya. İnsanlar buraya gelen misafirlerimiz o atlara binecek, kanyon turu yapacak. Gezecekler. O ne güzel, vallahi evet. billahi. Evet. Çok yani enteresan. Karagöl'e değişik. Gelen Karagölen misafirimiz en az bir hafta burada dolu dolu bir dinlenerek tatilini yapıp gitmiş olacak. Oteli var, restoranı var, karavan sıcak ilişki var. Ondan sonra kamp alanları var. Evet. Bisiklet yürüyüş yollarımız olacak. Yine kamyon boyu gezebileceğimiz alanlarımız olacak atlarla. Oho. Faytonlarla. Tabii. Şimdi tabii. olsa da geçsek. Bereti. Evet. Bereti yoluyla. Bir tane manda alacağız. Bu mandalarımız hem gölde yüzecek hem bunları sağıp sütünü manda sütüyle yapılan yoğurttan, peynirden gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. O çok güzel. Ben yine bu gölün üzerinde rengarenk en az 100 çeşit ördeğimiz olacak. Oo. Kazlarımız olacak. Tavuklarımız, incilerimiz olacak. Tabii. Yani o beton yığını olan İstanbul'dan, Ankara'dan gelen ziyaretçilerimiz burada kendini doğal bir ortamda hissedecek. Evet. O doğal ortamın içerisinde kümesine girip tavuğun folundan yumurtasını alacak, getirecek mutfağımıza, diyecek ki bunu bana sahanda yumurta yapın, ben yemek istiyorum. Allah Allah. Evet. Helal evet, helal aynen Allah. Öyle. Ne güzel kahvaltı olayı da olacak. Açık büfe köy kahvaltısı tabii olacak. Pazar cumartesi günleri tarlalarda yapılan meyvesinden, sebzesinden, etinden, sütünden Allah Allah. Tamamı köylünün ürünü budur satılmış işte. Olacak. Sağlık budur. Burada yani yenip yiyeceksin abi. İşletmeci olarak yani Galaksi Basın Yayını olarak Türkiye genelinde onun üzerinde şubemiz var. Böyle tatil yerleri, tatil köyleri yaptık, inşa ettik. Gittiğimiz her yerde yerelden istihdam sağlıyoruz. Evet. Burada yapacağımız yatırımlarda en az 20-30 tane gencimiz istihdam edilmiş olacak. Çok güzel. Bir de olayın bu boyutundan bakmamız lazım. Ne güzel. Evet. Ve yerelden çalışacak eleman. Yaşa be Nurettin abi. Zaman dışarıdan eleman getiriyoruz. Böyle de bir özelliğimiz var. Yine alışverişimizi bu yerel halktan yapacağız. Köylüden sebzesini alacağız. Buradan, etini, kuzusunu buradan alacağız. Hadi burada güzel. Keseceğiz. Şimdi ama çok önemli bir şey var. Burada eşkıya kebabı yapacağız. O nedir o? Eşkıya. Şimdi eşkıya nedir? Eşkıya dünya hükümdar olur. Evet. Şimdi malumunuz eşkıya dağda yaşar. Evet. Tenceresi tavası olmaz sırtında. Evet. Bu kuzuyu buldu, keser. Bunu pişirmek için bir kap lazım değil mi? Evet. Kap yok. Tencere yok. Tava yok. Ne yapacak? Bunu pişirecek ama. Evet. Izgaradan da artık ikra etmiş. Tutuyor bunu. Tulum olarak yüzüyor hayvanı. Kuzuyu. Tulum olarak kesmiyor, bir şey yapmıyor. O etlerini çıkardıktan sonra, sakat atlarını attıktan sonra etleri el ayası büyüklüğünde kendi yağıyla beraber tulumunun içine koyuyor. Evet. Tulumun ağzını, ayaklarını bağlıyor. Açtığı büyük bir çukurda büyük bir ateş var. O ateşin üstüne toprak seriyor hani derinin yanmaması için. O deri ve içindeki etiyle beraber kuyu kebabı mı olacak? Kuyu kebabı değil bu. Heh. Bu eşkıya kebabı. Allah Allah. Onu koyduktan sonra yine o derinin üzerine, postun üzerine şöyle iki parmak kadar toprak seriliyor. Onun üstüne ya yine bir büyük bir ateş yakılıyor. Yaklaşık 4 saat, 5 saat o toprağın dibinde kendi derisinin içerisinde pişen bir et. Mis. Evet. Allah. Yani şimdi. Evet, evet. Şimdi Karagöl'e ne için gideceksiniz diye soranlara ben Karagöl'de eşkıya kebabı yemeye gidiyorum diyecek. O güzel isim o. Sabah bak şimdi köy kahvaltısı yapmaya gideceğim. Söyleyeyim sana. Çalsınlar. Abi bunlar anladım. Güzel şeyler. Hayır, başka ha, güzel şeylerin paylaşımı çok güzel. Güzel. Bu fikir bizim. Türkiye paylaşsın. Ne güzel. Doğal yaşama yönelik. Ama eşkıya kebabını ne güzel anlattın. Aynısını uygularlar söyleyeyim. Uygulansın. Türkiye'de uygulanan yerler de var. Evet. Bak Niğde'nin Aksaray, hani şu anda yine Aksaray il. Oraya giderken çok güzel bir bahçe içerisinde bu yapılıyor. Mesela Tokat'ta bir patlıcan kebabı var. Tokat Allah kebabı. Allah. Evet, özel bir fırın içerisinde yapılır. Yemin ediyorum da
Sivas'tan sırf onu yemek için arabaya bindik ve gittik. Şimdi ben bir de ceza yedik. Tokat kebabıyla. Gaza bastı arkadaş. Tokat kebabıyla ilgili bir anımı da anlatacağım. Ben getirsene buraya. Tokat Ballıca Mağarası'nın işletmeciliğini aldığım zaman oranın 15 bin ziyaretçisi vardı. Yine orada yaptığım yatırımlar, verdiğim hizmet ve tanıtımlarla yılda 150 bini bulduk. 150 bin ziyaretçi. Allah'ın dağının başı. Şimdi Nurettin Bahçeci'nin arkadaşları burayı görse, önce şu halini görse derler ki Nurettin Bahçeci çıldırmış, kafayı yemiş. Dağın başında kim Allah'ın kulunun gitmediği yerde işletmecilik yani yapacak. Ama bir sene sonra geldiklerinde diyecekler ki Nurettin Bahçeci ne akıllı adammış. Tokat Ballıca Mağarası'nı aldığımda da öyleydi. Dostlarım benim yanıma gelirlerdi. O eski halini gördüklerinde ya sen deli misin falan derlerdi. Derken biz Tokat'ın o milli yemeği olan fırınını falan yaptık. Tokat kebap fırınını. Fırından sonra baktık ki çok büyük ilgi görüyor o Tokat kebabı. Biz o Tokat kebap fırınını Elazığ'da Harput'a götürdük. Şöyle mezar gibi bir şeydir yani, türbe gibi bir fırını vardır. Biz orada yapmaya başladık, orada da tuttu tabi. Türbe gibi benzetir, Elazığ'da türbeleriyle meşhurdur, Arap Baba meşhur. Şimdi oradaki o bizim fırını... Bütün kakuşlara selam, bizim Elazığ'ımıza, Erzurum'a, Malatya'ya, Erzincan'a, Sivas'a, Bingöl'e, Diyarbakır'a, bütün Türkiye'ye. Kırmızı beyaz işte burada. Evet. Ülkemiz cennet. Aynen. Ülkemiz cennet. Evet abi. Evet Nurettin abi, devam edelim. Bu gölde yine geçenlerde bir fotoğrafta gördüm. Buraya gelen misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz oltasını atıyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Evet. Balığını yakalıyor. Burada yayın balığı ve sazanı var. Bu var mı? Tabii. Yenir ama değil mi? 15-20 kiloya yakın sazan yakalanıyor burada. Bakın şu anda mesela yayın ve sazan balığı 40 bin adet yavru bırakıldı buraya. Bunlar 1-2 sene içerisinde hepsi böyle kocaman kocaman balıklar olacak. Tabii bunu yakalayıp yemek için değil. Evet. Olta sporu yapmak için insanlarımız gelecek. Burada oltasını atacak, balığını alacak ama tekrar yine göle atacak. Onun hastaları var. Evet. Onun için. Evet. Ama hakikaten Nurettin abi çok güzel bir imza atmışsın. Helal olsun bu imzayı attıranlara. Ve de sana desteği verecek sevgili Mehmet Ali Şahin Baba'ya, kaymakamımıza, evet, belediye başkanımıza buradan teşekkürler, binlerce teşekkürler ediyoruz. Tabii ki burada tam adamına vermişler ihaleyi ve kazanmış hakkıyla. Çünkü başkası yapamaz burayı. Yemin ediyorum. Evet. Şunu da söylemek istiyorum. Karabük'ün Safranbolu ilçesi malumunuz UNESCO tarafından korunan bir dünya miras kenti. Aynen. Karabük Safranbolu'da 5-6 şubemiz var. Cam Teras, Bulak Menclis Mağarası, yine Asya Konak, Tarihi Yemeniciler Çarşısı'ndaki Hünkar Kahvecisi, 360 yıllık bir mekan orası. Çinli Türkiye'ye geldiğinde, Safranbolu'ya gelecekse biliyor ki Aras'ta 1661 Hünkar Kahvecisi'nde kahve içeceğini biliyor. Evet. Bu bir, büyük bir keyif. Uluslararası tanınmışlığın marka olmanın keyfini yaşıyoruz, gururunu yaşıyoruz. Şimdi o kahvemiz tamamen Brezilya'dan geliyor. O tabii birinci sınıf kahvemiz geliyor. Biz onu kendi değirmenimizde öğütüyoruz. Evet. Müşterimizin, misafirimizin gözünün önünde o taze çekilmiş kahveyi közde, bakır cezveler içerisinde yapıyoruz. Evet. Bunu sunarken de misafirlerimize kahveyi, yanında damla sakızılı su, evet, ve karadut şerbeti ikram ediyoruz. Yine Safranbolu'nun markası olan lokumundan ikram ediyoruz. Oh, 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 ne, evet, güzel. Bizim Safranbolu'nun hem safran çayı var biliyorsun. Safran çayı. Pahalıdır biraz. Şimdi safran dünyada ender yetişen bitkilerden, baharatlardan, evet, biridir. Dünyanın birkaç yerinde, İspanya'da, İran'da, evet, Hindistan'da ve Türkiye'de yetişir. Bu safranların en kıymetlisi Safranbolu safranıdır. Aynen. Evet. Ve birçok hastalığa şifa verir. Bu biliniyor, tıpta kullanılıyor, kimya sektöründe, boya sanayinde kullanılıyor. Safranbolu bu yönüyle, sadece safranıyla değil, lokumuyla değil, evet, doğa güzelliği ve tarihiyle de çok kıymetli. Evet, Ovacık da çok kıymetli. Neden? Çünkü Safranbolu'ya çok yakın. Evet, şimdi biz burayı bir sene sonra nasıl yiyoruz? Özel olarak söyle de
Bir sene sonra geldiğinizde burada çadır kamp alanını göreceksiniz. Evet. Karavan kamp alanını göreceksiniz. Kafe restorantını göreceksiniz. Yine orman içerisinde dizilmiş böyle tabiata zarar vermeyen, ormanı bozmayan, kazık sistemi üzerine kurulan bungalov evler göreceksiniz. Evet. Evet. Kaç kişi yolda? Yani burada? Yaklaşık bizim düşüncemiz şu anda 6 bungalov ev projesi onaylanmış. Az. Bunu Kaymakam Bey'e de söyledik. Orman işletme müdürümüz. Onlarca olması lazım. Yani en az 20 tane düşünüyoruz. Keyfini yaşasın adamlar. Mutlaka buraya gelen bir tur otobüs rahatlıkla konaklayabilmeli. Bu bungalov evlerinde. Bununla birlikte kanyona giden bir yolumuz olacak. O yol yürüyüş üzerinde için, yürüyüş için doğa yürüyüşü yapmayı seven insanlarımızın evet. yürüyebileceği alanlar oluşturacağız. Kanyonumuz gezilecek, atlara binilecek, atlarımız olacak, faytonlarımız olacak. Evet. Zaman içerisinde ihtiyaç duyulan yine buraya gelecek misafirlerimizin önerilerini açık olarak, eleştirilerini açık olarak onların talepleri doğrultusunda burada görmelerini istedikleri, arzu ettikleri ne varsa biz buraya yapmaya çalışacağız. Hepsinden önemlisi şu gölün üzerinde rengarenk ördekler, evet kazlar göreceğiz. Bunlar dünyanın muhtelif ırklarından. Oh! En güzel ördeklerimiz, rengarenk. Tabii yani biz Karagöl'de işte şey görmeye gideceğiz. Çok güzel. Evet. Bununla birlikte bir de restorantımızda eşkıya kebabını göreceğiz. Evet. Enteresan o. Evet. O evet. bir isim olabilir. Eşkıya kebabı. Eşkıya kebabını burada yemeye geleceğiz. Evet. Son olarak ne diyorsun abi bizim evet. Halkımıza, Ovacık halkına, Türkiye'ye, Karabük evet. ve Safranbolu'ya. Şimdi ben bir Elazığlı olarak geldim. Elimi taşın altına koydum. Buranın ihalesine girdim. Buranın işletmeciliğini aldım. Hayırlı Allah'ın olsun. İzniyle buraya çok güzel şeyler yapacağız. Ovacık halkı her şeyin en güzeline layıktır. Aynen. Ben buna inanıyorum. Çok mütevazi insanları, devletçi, milliyetçi ve mütevasıp insanlar buranın insanları. Az önce buraya geldiğimde burada buraya yakın bir iki köylü ile karşılaştım. Bizi çok sıcak karşıladılar. Evet. Evet. Yani sofralarına davet ettiler. Buranın insanlarının ne kadar iyi insanlar olduğunu gördüm. Hepsi böyle. Evet. Allah. Evet. Türkiye'miz yani öyle. Karabük halkı da öyle. Şimdi benim tabii bir yeri işletmeye verir devlet. Sahipsiz bırakmamalı. Kendi kaderinde o müstecirini terk etmemeli. Tabii yoksa şimdi, emin olmalı. Ama, evet, ben şuna inanıyorum. Karabük valim, Ovacık ilçe kaymakamım, yine buranın belediye başkanı, buranın halkı bize en büyük desteği verecek. Evet. Biz burada güzel şeyler yaptığımız zaman, malum geldiğiniz yollar çok iyi yollar değildi. O yolların mutlaka yapılması gerekiyor. Aynen, evet. Bizim buradaki işletmeciliğimiz o yolların yapılmasına vesile olacak. O güzel. Yani evet. sadece biz istifade etmeyeceğiz. O yolumuz üzerindeki köyler o yoldan istifade etmiş olacak. Her yere koyacaksın evet. abi. Evet. Oraya gider, buraya gider. Tanıtım levhalarımız mutlaka olacak. Evet efendim. Evet. Son olarak sevgili Elazığlı kardeşime helal olsun. Burada yapmış olduğu yatırımlar için ona hakikaten teşekkür edeceğiz. Ediyoruz da. Ve de burayı bir sene sonra anlattığı gibi her şeyi evet. göreceğiz. Ve en son ben geldiğim zaman buraya bir daha geldiğim zaman diyecek ki ben Neşkiye kebabı yemeye gidiyorum. Evet. Şimdi bizim yaptıklarımız rengarenk ördekleri göreceğim. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Ne güzel. Evet. Elazığ Hazar Gölü'ndeki sözümüz garantimiz diyor. Evet, tabii. Allah. Ballıca'daki Tokat Ballıca Mağarası'nın işletmeciliği gözler önünde. Yine cam Karabük teras. Safranbolu'daki cam teras, yine Safranbolu'daki Bulak Menclis Mağarası ve birçok ülkenin birçok vilayetinde yaptığımız işlerimiz bizim yapacaklarımızın teminatı. Peki isim ne olur burası isim olarak? Karagöl Tatil Köyü diyeceğiz. Evet o güzel. Bravo. Evet. Karagöl Tatil Köyü'nü unutmayalım evet. sayın seyirciler. Evet. İstanbul olsun, Ankara olsun zaten duyulacak, evet. reklamları yapılacak. Yani sevgili gelen, kardeşim hepsini tanıtacak. Misafirlerimiz İstanbul'dan özellikle Ankara'dan. Ankara ve İstanbul'a çok yakınız. Evet. İstanbul ve Ankara'nın arka bahçesi gibi. Ovacık. Evet. Buraya gelen Karagöl Tatil Köyü. Yanından geldiğinde Karagöl Tatil Köyü'ne geldiğinde kendilerini dünya cennetinde hissedecekler. Evet. Ördeklerle. Evet. Güzel. Çalışanlar burada. Ördekler, kebaplar, otel gibi güzel mekanlar. Nerede? Burada. Sevgili Ovacık Karagöl'de. Aynen öyle. Evet efendim. Tabii gelecek yıl mutlaka bu zamanlarda sizi yine bekliyoruz İnşallah. Burada. Vallahi billahi. Farklı bir program yapmak üzere ve bizim yaptıklarımızla beraber geleceğiz. Allah'ın izniyle.
Şanslıyız. Yani Mehmet Ali Bey'in, Mehmet Ali Şahin Bey, devlet büyüğümüzün evet. memleketinde yatırım yapıyoruz. En büyük destekçimizin de kendisi olacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Saygılar, ederim. Sevgiler. Evet, Nurettin Baba, Elazığ Spor, Kankuş ne güzel yatırımlar yapmış. Allah evet. ona inşallah bunun gibi daha 10 tane yerler nasip eder. İnşallah. Evet Nurettin Baba, çıktık yukarıya, buradan çok güzel bir manzara gördük. İnşallah bu otel gibi yerleri burada yapacağız. Bu yamaç orman içerisinde. Burada yapacağımız... En az 30 tane yapman lazım, söyleyeyim. Müsaade ederlerse 30 da yaparız, 50 de yaparız. Evet, çok Ama güzel. Buranın doğasına zarar vermeden bizim düşüncemiz en az bir 20 adet. Ne güzel. 20 adet bungalof evimiz olacak. Olacak. Değil mi efendim? Burası seyir terasımız. Evet. Çayımızı, kahvemizi yudumlayacağımız bir yer. Çok güzel. Helal olsun. Bu yaşamak hevesinin, insanların cümlesinin, aldığımız nefeslerin, anladım ki hepsi yalan, yalan. Ama gerçek bu. Bu cenneti daha da güzel bir cennet yapacak sevgili Nurettin kardeşim. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, güzellere devam. Evet sayın seyirciler, geldik çok güzel önemli bir mekana. Öğretmen Hasan Dinli Kültür Evi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İlçe Halk Kütüphanesi. Hepsi bir arada, sevgili müdürümüz burada. Merhaba efendim. Merhabalar efendim. Kendinizi bir tanıtır mısınız? İsmim Muhammed Mutlu. Evet, ne güzel. Herkes burada mutlu o zaman. Mutlu, vallahi çok şükür ya. Mutlu. Evet. 13 yıldır Ovacık'ta görev yapıyorum. Evet. Yaklaşık 1,5 yılda Öğretmen Hasan Denli Kültür Evi'nin müdür vekilliğini yürütüyorum. Aynı zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bakıyorum. Burada neler yapılıyor efendim? Burada Ovacık ilçemizde evet. Aklınıza gelebilecek her türlü sosyal aktivite, zaten ilçemiz nüfus olarak çok düşük bir ilçe. Düşük ama beyi çok burada ya. Maşallah. Tabii özgül ağırlığı. Evet, özgül ağırlığı çok yüksek bir ilçe. Kaymakamımız var, belediye başkanımız evet. var. Evet. Maşallah. Evet. Hepsi süper beyim. Onları buradan sevgiyle selamlıyorum efendim. Burada yöre halkımızın düğün, davet, işte sünnet düğünüdür, nişandır, bütün aktivitelerini yapabileceği bir düğün salonumuz var. Ne güzel. Onun dışında halk eğitim merkezimizin atölyeleri burada. Halk Tabii eğitim merkezimiz de burada. Bahsetti 250 TL karşılığında böyle bir evet. olay. Helal evet. olsun ya. Evet. Vallahi. Çok güzel. Karabük merkezdeki düğün salonlarını aratmayacak güzellikte. Birazdan çekimlerimizde zaten gösteririz. Evet. Güzellikte bir salonumuz var ve sadece 250 liradan başlayan fiyatlarla ücretlendiriyoruz halkımızı, faydalandırıyoruz bu imkandan. Evet. Ve halkımız da bundan çok memnun, geri dönüşler alıyoruz. Evet, evet. Bravo. Helal olsun müdürüm. Teşekkür ederiz. Bir görelim bakayım neler. Buyurun, var gezelim burada. Birlikte. Evet. Evet müdürüm, geldik. Ne güzel. En güzeli de bu şimdi. Koca komutanımız burada, Kesinlikle. Atatürk'ümüz evet. burada. Evet, bunlar çok güzel. Şurası çok güzel. 1881-1938 milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek yüceltmek milli ülkümüzdür.
Kemal Atatürk, ne mutlu Türk'üm diyen. Cumhuriyetçilik, halkçılık, devrimcilik, milliyetçilik, devletçilik, laiklik, efendim hepsi burada. Sağ olsun, ruhu şad olsun bizim koca komutanımızın, Atatürk'ümüzün. Evet, çok amaçlı salon. Şöyle bir ışıkları yakalım abi. Az önce bahsettiğimiz çok amaçlı salonumuz burası. Çok güzel ama. Toplantılar güzel. Dahil olmak üzere her türlü aktivite burada gerçekleştirilebiliyor. Evet. Personelimizle. Kaç kişilik tahminen? 200 kişi ile 350 kişi arasında buraya biz misafir sığdırabiliyoruz. Ne güzel. İcap ederse 400 olur ya, değil mi? Olur, olur. Tabii olur. Ki. Çünkü binamızın dış alanı da müsait. Bahçesi, girişteki salonu, holü, her tarafı müsait. Peki konser, program, eğlence? Şu ana kadar yapılmadı. Yapılmadı. Henüz yapmadık ama yapalım ya. Dahilinde var. Yapalım. Daha inşallah yapalım. Sizler de yardımcı olursanız eğer. İyi güzel olur. Valla süper, yemin ediyorum. Ovacık'ta güzel bir konser yapalım biz bey müdürüm. O ezan okuyor, aman aman. Tövbe estağfurullah. Evet efendim, görüyorsunuz hakikaten çok güzel bir mekan, evet. Burası. Başka neler yapılıyor burada efendim? Burada kütüphanemiz var. Onu bir görelim. Kültür Bakanlığımıza bağlı. Kütüphanemiz var. Halkımız gelip kütüphaneden istediği gibi yararlanabiliyor burada. Yukarı çıkalım hemen. Çıkalım istedim. Kütüphaneye. Hadi bakalım. Evet efendim, geldik kütüphanemize. Müdürümüz sağ olsun bizi geziyor burada. Merhaba baba. Merhaba, hoş nasılsın? Geldiniz. Kütüphane memuru Kamil size. Ne güzel, sağ olasın Kamil Bey. Hanımefendi de burada yardımcı. Geççi. Merhaba efendim. İşkurda. Helal olsun. Mesela geldi dışarıdan şu kitabı alacağım. Hemen hazırlayıp veriyorsun. Evet. Kitabın şeyini, bölümlere ayırdık. Burası çocuk bölümü. Çocuk, evet. Çocuk bölümü. Bundan sonra başlıyoruz. Ne güzel. Sevgili müdürüm, idaresinde hakikaten çok düzenli her şeyin var oldu. 500 doğa bilimleri ve matematik, 600 teknoloji, 400 dil ve dil bilimi. Evet. Evet, 700 sanatlar. Evet. Her şey burada. Ne istiyorsan al, oku, öğren. Al, oku, öğren. Değil mi? Ne güzel. Artık günümüzde genelde insanlar internetten ulaşıyor ama canlı canlı kitaplara dokunup araştırılması bence evet. Daha zevkli oluyor. Tabii ki. Diye düşünüyorum. Aynı hakikaten biraz gözleri yoruyor ama evet. Daha. Ama kütüphane memurumuz burada. O vatandaş gelecek diyecek. Ben şuna ihtiyacım var. Kamil Bey burada hemen yardımcı olacak ona. Yani göz yorgunluğuna da gerek yok. Kamil Baba nasılsın, iyi misin? Siz nasılsınız? Sağlık hoş nasıl? Geldiniz, sefa geldiniz. Sağlık nasıl? İyi Allah'a şükür. Kaç çocuk var? İki tane. Maşallah. Kız oğlan? Birisi kız, birisi oğlan. Ovacıklı mısın? Ovacıklıyım. Peki Ovacık'ta, Ovacık'tan çıkan böyle en büyük kafa isimlerden kim var? En büyük bizim bildiğimiz Mehmet Er Şahin Bey var. Evet. 23. milletvekili adayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi, eski Türkiye Büyük. Başka? Başka vallahi. Bir sürü iş adamı var maşallah. Helal olsun. Nüfusu az ama beyin, böyle okumuş, kültürü süper, eğitimi, üniversitesi, her şeyi dört dörtlük olan bir insanları yetiştiren ilçe. Değil mi efendim? Evet. Oldu peki efendim. Başka bir olayınız var mı burada efendim? Burada halk eğitimimizin dediğimiz gibi atölyeleri mevcut. Kokulu Taş Atölyesi, dikiş nakış kursu için açılmış olan atölyelerimiz var. 7'den 70'e, köylüden şehirliye her kesime hitap ediyoruz burada. Burası da aşağı yukarı açılalı 1,5 yıl oldu. Ben de burada göreve başlayalı 7-8 ay oldu. 7-8 ay içerisinde ben aslında eski pazarlıyım. Eski pazar. O. 13 yıldır burada görev yapıyorum. Eski pazar, bizim eski pazar. Nananinam eski pazar. Evet. 7-8 ay gibi bir sürede yaklaşık 1600 kişiye biz burada sosyal etkinlik veyahut da kurslar mahiyetinde hizmet verdik ve halk eğitim bünyesinde de 650'ye yakın sertifika dağıtımımız gerçekleşti. Peki bu kitaplardan alan bazıları getirmese ne oluyor? Getiriyorlar. Bizim vatandaşımız öyle kitabına ihanet etmez. Getiriyorlar. Aa, kesinlikle getiriyorlar. Zaten Kamil Bey'in hadi biz müşteri diyelim buna. Genelde müşterisi bizim öğrencilerimiz oluyor. Evet. İlk öğretim ve lise kademelerinden. Öğrencilerimiz de saygılıdır kütüphanesine de devletine de getirirler kitaplarını. Oldu peki efendim. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hizmete devam baba. Evet, evet efendim. Evet, görelim kitaplarımızı efendim.
girsem pusuya, konuşmam alsalar beni sorguya. Benim yüreğimde yer yok korkuya, ezanım gibisin tek söz söyle. Efendim yine Ovacık'tayız. Ovacık'ın çok güzel, meşhur Karabük Ovacık Spor Lisesi. Önemlidir spor, kültür. Her zaman önemlidir. Bilhassa burada Ovacık'ta bu olaylar burada çok etkin değil mi efendim? Kesinlikle. Onur Bey bizim müdürümüz efendim. Tanıtır mısınız kendinizi? Onur Atik, Ovacık Spor Lisesi. Onur Atik. Evelallah sporcu olduğu için soyadı da Atik. Tam tutmuş. Vallahi. Ovacık'ta 6 yıldır görev yapıyorum. Son 2 yıldır da müdür vekili olarak görev yapmaktayım. Ovacık Spor Lisesi, Ovacık'ımızın, Karabüğümüzün en verimli sporcularını yetiştiren, milli sporcularını yetiştiren evet. bir lisemiz. Bugüne kadar 2007 yılında Ovacık Spor Lisesi'miz kurulmuş. Bugüne kadar 28 tane milli sporcu Türk sporuna kazandırmış bir lise. Ne güzel, helal olsun. Aynı zamanda buradan değil mi? Evet. Salon futbolunda dünya üçüncülüğü kızlarda. Sağ olsun başkanımız Mehmet Ali Şahin. Evet. Var olsun, Allah ona uzun ömürler versin efendim. Salon futbolunda dünya üçüncülüğü, Türkiye üçüncülüğü, Türkiye ikinciliği, Türkiye dokuzunculuğu. Aynı zamanda kendi Ovacık Spor Lisesi öğrencilerimizden oluşan Ovacık Gençlik Spor Kulübümüzle birlikte kadınlar ikinciliğinde mücadele ediyoruz futbolda. Orada futsalda yine... Zikretti onu, çok güzel anlattı. Evet. Sevgili Mehmet Zahit Doğu Bey. Evet. Detaylı. Aynı zamanda futsalda Türkiye 5.liğimiz var bu sene. Yine çocuklarımızla beraber. Burada Türkiye'nin kampüs olarak en iyi iki spor lisesinden biri burası. Ne güzel. Şimdi içeri bir görebiliriz. Tabii ki, tabii ki, buyurun. Bir görelim. Evet. 2013-2014 sezonun nikahlı Saha Futbol Ligi Bölge Şampiyonası. Vay vay vay, hepsi burada. Hepsi Ovacık'tan efendim, görüyorsunuz. 10 Kasım 2012 Atatürk anısına yapılan Karabük Badminton Turnuvası. Evet. Hepsi anlamlı. Karabük Valiliği, Karabük Valiliği. Evet, burada da var efendim, buyurun. Evet, Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa, İstiklal Marşımız, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Devletçilik, 1881-1938 İnkılapçılık, Laiklik, Halkçılık ve bizim atamız, hocamız, babamız, her şeyimiz Atatürk. Ruhu şad olsun. Bunlar nedir efendim? Burada da olayımız var. Buyurun. Sana yeniden doğdum sanki, sen hayat verdin bana. Kovsan da gitmem artık, iltica ettim sana. Canımla, kanımla iltica ettim sana. Aşkımla. Ne güzel şeyler yazmışlar. Değerler eğitimiyle ilgili yaptığımız. Burada da olaylarımız var. Kupa bitmiyor okulumuz. Bitmez ya, hakikaten maşallah. Onları voleybol genç erkekler ikinci birincisini, il birincisi 2015 Karabük. Bize de bir tane verseniz buradan. Evet efendim, müdürümüzün odası burada. Maşallah, bu durmadan bunları almışsınız, almışlar, helal olsun. Demek ki burası bir kültür, bir spor faaliyetleri yapan, uçuran bir olay. Onur Bey'imizin, müdürümüzün odası, ne güzel. Her taraf Atatürk diyor, helal olsun sana. Önce insan, sonra iyi sporcu. Değil mi? Çok güzel. Zamanı iyi değerlendir. Unutma, 4 sene çabuk geçer. Seni hatırlatacak olan her şey var burada. İyi arkadaşlar, nasıl yaptın?
Bizde madalyalar ve kupalar kazanabiliyor çocuklarımız ama onları hatırlatacak olan buradaki insanlıkları ve adamlıkları. Evet, çok güzel. Bizim çocuklarımız için önce iyi insan, sonra iyi sporcu. Onur belgesi efendim, Ovacık Spor Lisesi. Sokak başında bir yabancı duruyor. Bilinmez kaç yaşında, aşkı var gözyaşında. Bizim sokak başında bir yabancı duruyor. Bir yabancı duruyor. Her gün aynı yerinde. Bir yabancı duruyor. Bir resim var elinde. Bir yabancı duruyor. Evet, müdürüm hanımefendi 21 galiba. Evet. Ne yapıyorsunuz burada efendim? Memurum burada. Evrak işleri benim. Yardımcı oluyorsun. Tabii ki. Tabii ki. Ama başarılar, başarıdan başarıya koşturmuşsunuz bütün Ovacık'taki spor yapan kardeşlerimizi. Evet. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam etmeyi umuyoruz. Tüm öğretmen arkadaşlarımızla evet, aynı şekilde çalışıyoruz. Çalıştırma olur her şey. Ne diyor Atatürk'ümüz? Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Kemal Atatürk. Ne güzel demiş. Bizim sanatçılar için de öyle demiştir o. Her şeyi herkes yapar ama öğretmenliği ve sanatçılığı kimse yapamaz. Evet. Spor da aynı şeydi. Peki dışarıdaki nedir o erkek öğrenci pansiyonu? Erkek öğrenci yurdumuz, kız öğrenci yurdumuz. Evet. İki tane spor salonumuz var kampüsümüzün evet, içerisinde aynı zamanda. Evet sevgili müdürüm, ilginize ve bize göstermiş olduğunuz her şeyi tanıttığınız ilgiye çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz başımızın üstüne. Her spor yapalım olur yani. Her zaman. Herkes yapsın. Herkes yapsın. Sporsuz spor olmaz. Sporsuz olmaz. Göbek bağlarsın sonra vallahi. Haydi el salla bakalım. Eyvallah. Evet sayın seyirciler, Ovacık o kadar güzel bir yer ki her yeri kültürlerle dolu efendim. Görüyorsunuz burada da spor, yine tekrar Ovacık Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Güçlü Türkiye için diyoruz. Burada bir sürü en güzel spor faaliyetleri yapılan bir yer burası. Karabük Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ovacık Sporcu Kamp Eğitim Merkezi. Biraz sonra müdürümüz gelecek, konuşacağız, bize bilgiler verecek, içeri dolaşacağız. Az sonra, biraz sonra. Evet efendim. Evet efendim, burası da bizim kapalı spor salonumuz. Çok kaç kişilik burası tahminen? Antrenman amaçlı efendim burası. Burası da Karabük Ovacık Gençlik Kampı'na hoş geldiniz diyor. Gençlik Kampı. Oo süper. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Değil mi efendim? 30. Maşallah. Neler yapılıyor burada acaba? Hocam. Efendim bir daha. Yaz gençlik kampları düzenleniyor. Evet. Yani burada normal gün içerisinde 5 günlük ya da 7 günlük programlar dahilinde gün içerisinde programlar yapılıyor. Etkinlikler, eğitimler. Evet. Bu şekilde hafta sonuna kadar, en sonunda veda gecesi düzenleyip ayrılıyorlar kampımızdan. Ne güzel efendim. Burada bizim voleybol sahası var galiba, değil mi? Her şey burada. Futbol sahamız yok. Var değil mi? Evet. Aşağıda değil mi efendim? Görelim onu da. Gel Muratçığım. Evet efendim, tertemiz. Sahamız güzel. Ve de böyle bu güzel ormanlar içinde tertemiz bir havada
Evet, staff burada. Çok güzel, görelim buradan. Staff burada. Kim bilir kimler burada maç yapıyor. Helal olsun. İşte. Halayları çekelim, çift telli çalarak lo. Allah Allah, oynayalım, gülelim. At dertlere bir tokat, her gün gönlünü yaşat. At dertlere bir tokat, her gün gönlünü yaşat. Aşık ol, sev, sevil hep lo. Bak gör hayat ne rahat. Aşk ol, sev, sevil hep lo. Evet sayın seyirciler, içeri girdik. Sevgili Ovacık Spor Müdürümüz, değil mi efendim? Evet efendim. Gençlik ve Spor Hakan Bey, Gençlik ve Spor. Hakan Bey'i rica ettik, sağ olsun bizi kırmadı. Buraya kadar geldi, teşrif etti, biz de geldik. Burada biz de bilgiler verecek efendim. Şimdi neler yapıyoruz burada efendim? Yunus Bey, öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. İlçemiz Sporcu Kamp Eğitim Merkezi 2008 yılından bu yana hizmet vermekte. 2008'de mi? Evet. Burası sporcularımıza, yani milli sporcularımıza, sonra öğrencilerimize, evet, sivil toplum kuruluşlarına hizmet vermekte. Şu anda da binamızda 51 tane kampçımız var. Bunlar Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu programlara göre ilçemize geliyorlar. Biz de burada ağırlıyoruz kendilerini. İşte burada doğa yürüyüşleri, ok atışları, bisiklet. Onun için değil mi orada? Evet. Helal olsun vallahi. Bisiklete binme, değişik aktiviteler yaparak. Resepsiyon görebilir miyiz? Evet, görüyorsunuz efendim. Burada kalan sporcularımızı konuk ediyorlar. Güzel havada, değil mi efendim? Evet efendim. Bu nedir? Ocuk Kamp Eğitim Merkezi kat planı. Evet, bu da kat planı. Giriş yolu, resepsiyon, bayan, engelli falan, sporcu eğitim salonu. Evet, orada bizim sevgili bakanımızın açılışında çekilen bir resim bu. Oo, hepsi tanıdık. Değil mi efendim? Evet efendim. Bakanımız Mehmet Ali Şahin. Benim tanıdığım. Ondan Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen. Evet, Rıdvan Dilmen. Murat Baş Esigili oğlu. Evet, Mehmet Ali Şahin bizim başkanımız. Metin Tekin, Seyit İşgöl, oturanlar soldan sağa, Tanju Çolak, Gökhan Keskin, Zeki Önal. Evet, bunlar Türkiye'mizde hakikaten herkesin tanıdığı ve Türkiye'mizin yetiştirdiği en büyük isimler. Beşiktaşlı var orada değil mi? Eski Beşiktaşlı. Bizim bakan hangi takımı tutuyor? Galatasaraylı diye biliyorum. Galatasaraylı, evet. Hadi. Vay vay. Tanju Çolak orada, hepsi burada. Evet, sevgili müdürüm. Şimdi burada... İçeride yapılan bir olay var mı, aktiviye? Şu anda yok. Şu anda kampçılarımız Safran bölgesinde şu anda dönüş yapıyorlar ilçemize, yoldalar şu an. Böyle misafir ediyorsunuz. Evet. Misafirlerimizin haftada bir gün Safranbolu gezisi var. Evet. Buradan sabah kahvaltılarını yaptıktan sonra Safranbolu'ya geziye gidiyorlar. Akşam da geri geliyorlar. Ünlü geliyor mu buraya? Ünlü sporcu. Ünlü milli sporcularımız geliyor. Milli sporcularımız. Evet. Burada konuk ediyorsunuz. Evet. Misafirperverliğinizi yapıyorsunuz. Evet. Çünkü yeşillik, orman, temiz hava. Tertemiz hava, değil mi? Evet, evet. Aşağıda ben saha da gördüm. Orada sentetik futbol sahamız, kapalı spor salonumuz var dışarıda. Evet, hepsini gördük onları. Evet. Burada ne var? Burada bir otel olayı. Burası bir üst kat kafeteryamız, idari kısım. Onun üstünde yatakhanelerimiz var. Evet. Tesisimiz 54 kişi kapasiteli. İnşallah. Bu şekilde yani. Burayı da tabii bizim başkanımız, evet, Mehmet Ali Şahin Bey. Onun öncülüğünde. Evet, öncülüğüyle yapılmış. Evet. Helal olsun. Herkesin, her memlekette öyle bir insan olsa ne güzel yani, değil mi? Evet, kesinlikle. Ama Türkiye'miz de güzel tabii, her şeyi. Türkiye tabii, ülkemiz. Kırmızı beyaz, evelallah. Evet, başka bir diyeceğiniz var mı efendim bizim bu tesislerle ilgili? Bu programı yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Değil efendim. Biz de... Sizin gibi bu şekilde bizim buraları tanıtmamıza vesile olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok önemli. Sağ olasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık diyorum. Kaç çocuk var? Tek. Maşallah. Yenisin sen daha. Yeniyiz. Buralısın değil mi Ovacık? Buralıyım, evet. Helal olsun. Ovacık'tan da öyle bir müdürümüz var. Helal olsun ona. Tebrik ediyorum. Sevgiler, el sallayalım. Evet. Evet, oradayız.
Evet efendim, geldik bir kıraathaneye. Ne güzel oturmuş dört tane kafadar. Böyle gırgırına oturuyorlar. Belki de oyun oynuyorlar ama biz yakaladım onları. Oturmuşlar, sohbet yapıyorlar. Çay içiyorlar, çay ısmarladılar bize. Babacık, evet merhaba efendim. Çay ver, merhaba. Nasılsın? Çay ver, teşekkür ederim. İyi misin baba? İyiyim, iyiyim. Nasıl ovacığımız? Ovacığımız temiz hava. Çok güzel, iyi. Sakin. Yeşilliklerle dolu. Yeşilliklerle dolu. Ciğerin böyle bayram ediyor. Bayram ediyor. Vay, vay, vay. o bayramı zehir etmiyor mu? Sigara... İçmesin kimse, değil mi? İçmesin, helal olsun. Kimse içmez yani, onun için diyorum. Süper. Sağlık nasıl? Sağlık iyi. Memleketimiz güzel. Memleketimiz güzel. Evet abim. Sen ne yapıyorsun? Emekliyiz biz. Temiz hava, kırsal alan, yeşillik. Mehmet Ali Şahin baba neler yaptı burada? Burada çalıştı. Burada ne gerekiyorsa onun sayesinde olacak, güzel yola kavuştu. Bir takım tesisler yapıldı. İlçemiz oldu. Bir şirin bir yer oldu. Turistik havadar, temiz hava, bol gıda, yeşillik. Belediye başkanımız süper. Süper. Kaymakamımız zaten süper. Allah'ını seveyim, evet. O da adam gibi adam, evet, helal olsun. Adam. Çok kafası çalışan aktif bir arkadaş. Evet ya. Çok değerli, evet, birisi. Aynen. Memnunuz. Memnunuz. İyisin. Kaç İyisin. Çocuk var? 3 çocuk var. 3 çocuk. Senin kaç çocuk var? 4. 4 çocuk. Evet. Evet. Helal olsun sana. Dur bu tarafa geç. Allah'ını seveyim. Sağ ol. 4 çocuk. Senin de mi 4 çocuk? Benim 4 çocuk. Nerede yaşıyorlar? Hepsi burada. Helal olsun. Nerelisin? Buralıyım. Nasıl babacığımız, nasıl? Çok güzel. Babası? Havası iyi. İnsanı? Mükemmel. Ali Şahin babası? Evet, iyi. Başkanımız? Evet. Başka? Başka söyleyecek bir şey yok. Ufak bir ilçemiz. Güzel bir ilçe. Allah'ını seveyim. Yemekleri de anlatsana buranın böyle. Buranın meşhur en şeyi çurlu börek. Oh. Var mı o börek burada? Şimdi var mı o börek? Yok şimdi, burada yok şimdi, yok. Sen neler yapıyorsun baba? Ben de hayvanla uğraşıyorum, çiftçilik yapıyoruz işte, boştayız burada. Evet. Allah razı olsun Mehmet Ali Şahin'imiz, hoca abi güzel yatırımlar da yaptı, yol da yaptı. Ondan da memnunuz. Karabük TV'den Allah razı olsun, onlardan da memnunuz. Allah'ını sevdim. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Sen baba. İlk önce BRTB'ye teşekkür ederiz. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Bu yayını, bu programın birkaç sefer yayınlanmasını dileriz. Ama Ovacık 1959'da ilçe olan, her yerde olduğu gibi insanın göç ettiği, göç almadığı ama göç ettiği bir ilçe. Ve çok siyasi, çıktığı bir ilçe. Siyasi yönden büyüklerimizin bulunduğu da bir ilçe. Aslansın sen baba. Ha. Onun için siyasilerimiz bütün gücüyle çalışıyorlar. Halk da onlara destek veriyor. Aynen. Bugün kaç çocuk var baba? İki çocuğum var. Allah bağışlasın. Bir emekli miyiz? Emekliyim. Maşallahım var ama. Emekli halk eğitim müdürüyüm. Evet. Buraya bir sor bak, bana şu mikrofonu sor. Nerelisin diye, Ovacık'ta memnunuz. Söyle baba, sor. Sen sor. Ben de Ovacıklıyım. Bak soruyorsun. Ben de Ovacıklıyım. Emekliyim. Üç çocuğum var. Üç çocuğum var. Evet. Ovacık'tan memnunsun. Gayet memnunum. Ya Ovacık'ın bir tek hususundan memnun değilim. Aman nedir? Bir tek hususundan memnun değilim. Politik konuşma. Yok, da. Politik değil. Aman politik hayır, değil. Buraya göç istiyoruz. Memleketimizde dışarıda kalacak kimse olmasın. Bir yatırım olsun. Göç dışarıdan bize gelsin. Vay aslan baba, ne güzel, helal olsun. Alkışlayalım babayı, beraber. Evet. Biz bunu istiyoruz. Hepsi olur baba be. Nüfusumuz her geçen gün kan kaybediyor. Evet. Biz bunun çoğalmasını istiyoruz. Bu nüfus çoğaldığı zaman bazı yatırımlar mecburiyet karşısında gelmesi gerekiyor. Gerekir. O zaman da bura şirin bir ilçe olmakta daha yükselir. Zaten güzel, havası güzel, insanı güzel. Günde kaç tane çay içiyorsun? Günde 5-6 tane. Kahve? Kahve içmem. Vallahi ne? İçmem, nadir. Sen içiyor musun bunu? Kahve içmiyoruz. Niye? Çay içiyoruz. Kahve Yemen'den gelir değil mi abi? Şimdi çay diyorsun. Çay. Burada bir baba var. Maşallah. Anlattılar. Günde en az 30 tane çay içiyormuş. Var mı öyle bir şey? İçiyor. Kaç? Ben günde 3 tane çay içerim. Maşallah. Evde. Bak nakıda yakaladım. Attım. Vallahi içerim. Attım tuttu. abi benim 3 tane çocuğum var. Hoş geldiniz Allah ilk başta. Olsun. İlk başta oğucumuza hoş geldiniz. Sağ olasın. Ya ikisi memur, bir tanesi de Allah nasip ederse olacak.
İnşallah. Sene 2000 tarihinde ailemi kaybettim. Karabük Hamzalar'da araba çarptı. Devletime teşekkür eden, devletimin sayesinde çocuklarım bir adam oldu. Ne güzel, helal olsun. Birisi Safranbolu Devlet Hastanesi'nde, birisi Ankara Orman Suçları Bakanı. Şu anda birisi de yakında görev alacak ama nereye alacağını bilemiyorum yani. İnşallah en güzel görevi aldı. Sen iyi misin? Görevin nasıl? Sağlık nasıl? Vallahi ben iyiyim şu anda. Hasta olun var. Var, acık var, sorunlar mı ama? Acık var, acık. Var abi. Helal olsun sana. Acık bir tampa geçtik ama şükür. Devletimizin dairesinde iş bulabilsem çalışıyorum, iş bulamazsam yatıyorum. Ben kanefer yakıyorum kışlara. Ovacık güzel bir yer. Bir yere kaçma, kaçamazsın. Abi Ovacık'tan bir yere... Kaçamam ki kaderimden. Güzel bu Ovacık'tan. Safranbolu'ya kaçtım geçen gün. Ondan sonra geldim. Orada yaparsın. Oo, orada sabaha kadar herkes eğlenir. Burada yok. Saat 8. Kendi memleketime geldim. Gelsin bu bütün Ovacıklarla buraya gelsin abi. Burada bir iş yeri kuram. Vallahi doğru. O doğru. Vallahi buraya bir iş yeri. İş adamlarımıza sesleniyoruz. Büyük adamlara da gelsin burada bir iş yeri kursunlar. Evet. Doğru. Ben bunu istiyorum. Restoran açsınlar. Bak üniversite ne zaman açılacak? Ya açılacağı de belli değil. Açılması aslında biraz ilerlesin bizim ocumuz. Buradan el salla o zaman. Hadi baba Allah'ını sevgiler. Efendim çok güzel Ovacık'ta güzel bir gıda. Merkez gıda Mehmet Ali Akar baba burada. Evet. Ovacık'ta tertemiz güzel bir mekanı. Çok güzel bir bakkal diyelim değil mi? Market. Market bir bakkal diyelim. Nasıl Ovacık'ımız nasıl? Ortalice işte. Ortalice. Güzel yani her şeyden memnunsun burada. Memnunuz. Memleketimiz güzel. Büyük adamlarımız burada yetişmiş. Evet. Camimiz var. Kültür olaylarımız var. Sporcularımız var. Her şey var burada Ovacık'ta değil mi baba? Her şey var. Sen de mutlusun. Mutluyum. İşler nasıl? İyi, iyi işler de iyi sayılır. Allah Allah. Tam randımanlı değil de. Olabilir her yerde. Öyle bir şey vardı. Hı-hı. Kaç çocuk var? Benim mi? Üç. Üç. Allah bağışlasın. Torun var mı? Var. Oh ne güzel. Helal olsun sana. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Ovacıklıyız. Evet. Nasıl ovacığımız? Vallahi gördüğünüz gibi ovacığımız güzel. Çok güzel ya. Evet. Ormanı var, insanları yaşanacak güzel. Yer. Camisi var, her şeyi var her vallahi. Her şeyi var. Değil mi? Her şeyi var. Çocuk var mı? Var. Kaç tane çocuk var? İki tane. Allah bağışla. Sağ olun. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Ben İstanbul'daydım, fırıncıydım. Bıraktım, emekli oldum, buraya geldim. Ne güzel. Gelip gidiyorum. Emekli oldu bir insan rahat eder ama oturmak yok. Burada dolaşacaksın, gezeceksin, hava alacaksın. Tabii. Oturdun mu gider. Olmaz. Evet, şu anda ben gezmeden geliyorum. O kadar vay. Dolaşıyorum. Vay vay. El salla buradan baba. Hadi bakalım. Hadi. Merhabalar. Merhabalar. Manav baba burada. Hoş geldiniz. Maşallah ne güzel. Ah eski günler. Ne güzel. Baba 5 kuruş verirdi bize. Biz o 5 kuruşla leblebi alırdık. Bir 5 kuruş daha verirdi böyle çok güzel. Üzüm alırdı değil mi baba? Evet. Nasılsın? Şükür Allah. Siz de iyisiniz. Baba seçiyor. Sesim abi. Ben tezimi seçiyorum. Her yerde böyle seçebiliyor musun? Her yerde seçerim. Vallahi. Var seçerim. Ne güzel. Bizim manav. Yalnız burada sebze meyve var değil mi efendim? Evet sebze başka? Meyve. İşte bazı şeyler bulunduruyoruz yani. Hepsi işte evet. Ovacık'tan memnunuz değil mi? Tabii mutlaka. Güzel. Biz peki, de Ovacık'tayız zaten. Ben bu peki bu şeftali niye böyle değişik baba? Abi bu ilk defa Ovacık'a getiriyorum ben bundan. Allah Allah. Evet. Bu hafta halden. Bakar mısınız? Bakın öyle bir şeftali bir Almanya'da görmüşüm. Ben size yıkayıp ikram edeyim. Edeceğiz tabii alacağız. Çok güzel ama ya değil mi? Bir kilo. Değil mi baba? Evet abi. Ver babaya bir kilo. Evet. Kalk bir kilo olsun. Yıkayalım dur. Bir kilo ondan, bir kilo da şeftali ver babaya, parası benden. Bereteden. Yok ben içimden yedim. O cebine koy parayı. Teşekkür ederim. Bir kilo domates ver babaya. Evet koy onu da fazla olsun. Helal bir şey olmaz. Bir tane fazla. Evet, bir kilo şeftali ver babaya. Yok yok. Buraya bir şeftali ver bir kilo. Bunu veririm. Ver baba. Hemen ver abi bir kilo şeftali. Başka ne istersin baba? Vallahi başka ne istersin abi? Söyle ne istiyorsan al. Hadi. İyi bir de patlıcan versin. Patlıcan da bir kilo ver. Hadi baba. Afiyetle yesin baba değil mi? Hadi ölenler gibi uğruna karşı gelsin. Ha dersin Yunus Bülbül aldı. Evet abi evet. Sağ olsun. Bir kilo şeftali.
Kim olduğunu biliyor musun? Evet. Biliyorum ben. Buraya iki kilo koyuyoruz, bunu kaldırıyoruz. Sen şey tarafından. Efendim? Sen şeyli misin? Şeyli. Hatay Spor, Hatay. Ha. Evet, koy buraya, İskenderun. Baya ben iki kilo koydum. Gördün mü bak? Aferin. Bir kilo yeter lan, bir kilo yeter. Patlamasın iki kilo. Haydi, başka bir şey istiyor musun baba? Yok istemem ben. Ekmek? Ekmeği aldım ben. Verdin mi parasını? Vermedim daha tamam, verelim. Tamam onu da say bize abi. Tamam mı? Evet. Nasıl, işler nasıl? İyi midir? İşler iyi aldım ben. Ne olacak? Dertler gün olur biter, sağlık olsun yeter ki. Dikenlerde gül biter, sağlık olsun yeter ki. Evet. Zaten bizim şöyle harçtan yaptığımız bir şey. Emekli olalı 10 sene falan oldu. Ne yani. Olacak? Tabii. İşte zaman öldürmek. Oturma bizi bravo. Aynen aynen. Yoksa yaşlandığınız zaman söyleyeyim. İşte biz de yaşlanmayalım. Abi yalan olsun. Büyüklerime seslenen benim oğacıma gelsinler gençlerim. Gelecekler gelecekler. Evet. Allah yolunu. Açamasa buraya bir orman. Al. Orman suyu. Fabrikası açmalarla. Allah yoluna çıkışın. Hadi tamam. Ben bunu isteyen yani. Tamam, orman fabrikası. Tamam baba. Hadi güle güle. Kerasimiz başka renkli. Sağ ol bunu baba. Var olasın. Hadi bakalım. Güle güle teşekkür baba. Teşekkür ederim. Sağ ol. Var olasın. Ver abi bize. Yok yok öyle değil. Bize bir kilo ver abi yeriz. Yıkayacağım. Doldur doldur. Ya biz yıkarız. Sen koy. Parasını alacağım böyle günah. Değil. Tabii yok. Ne bu ne alacakmış. Evet efendim ne güzel yazmış buraya adam. Sigara içmek yasaktır. Helal olsun. Tabii ki. Atatürk'ümüzü de koymuş. Allah sana böyle uzun ömürler versin, hayırlı işler versin. Biberler var, üzümler var, kavunlar, hıyarlar var, patlıcan var, muz var, karpuz var, kavun var, her şey var, sarımsak var. Evet. Helal olsun. Evet, bir diyeceğin var mı Ovacı? Ovacı'ya bir diyeceğim tabii. Ovacı'mızı seviyoruz. Evet canımız. Yeşillikler burada. Aynen aynen. Her şey burada. Aynen aynen. El salla buradan baba. Hadi bakalım. Evet efendim bizim Ovacı'nın emniyeti aslan gibi gençleri, yakışıklıları. Burada bakkalımız. Burada da yine bir bakkal. İkisi rakip değil mi? Yok değil değil. Vallahi. Manav bakkal ayrı. Manav bakkal. Ama sende olan burada da var bazen. Tek tük var evet. Tek tük var. Sinek de var. Evet. Evet. Ne istiyorsun sen? Buraya gel. Koy onu al onu. Git sonra veririz parasını. Çık hadi. Hadi güle güle. Parayı veririz. Evet sayın seyirciler toplanmışlar ne güzel. İlle baba diyor ki sen Yunus Bülbül'sün. Evet. Hı. Yunus Bülbül'üz. Hı. Ne yaparız biz? Güzel türkü söyler. Türkü çağırırız. Hı. Değil mi? Evet, aynen. Sen de biliyor musun? Bilmez mi? Siz de biliyorsunuz abi. Evet. O zaman babaya bir türkü söyleyelim ya, değil mi? Hangi ben türkü mi istersin? Vallahi neyi söylersen. Kimi gün ağladık, kimi gün güldük. Acıyla, sevdayla bir ömür sürdük. Göz yaşında açan sabır günüydük. Hakkını helal et gurbet yolcusu. Belki de bir daha görüşemeyiz. Gurbete gider de hiç dönemeyiz. Nice güzel görüp hiç sevemeyiz. Hakkını helal et gurbet yolcusu. Gurbet yolcusu. Hakkını helal et Ovacık halkı, güzel insanlar. İyi mi baba? Evet, hadi baba sağ olasın. Eyvallah. Sağ ne diyoruz ya yaklaş buraya. Ovacık yolcuları devam ediyor. Hep beraber söylüyoruz. 1, 2, 3, 4. Ovacık yolcuları devam ediyor. Hoş geldiniz. Evet efendim arabayı durdurdum. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Ovacımızın, insanımızın. Yok ben buraya nasıl diyeyim burada memur olarak çalışıyorum. Ha ne güzel. Nasıl ovacığımız nasıl? Güzel. Nerelisin? Bartın Uluslu'yum. Bartın. Vay evet. Bartın da bizim. Buradan el salla Bartın'a. Ovacık çok güzel. O arkadaş Ovacıklı mı? Ben Oğuz Bartın. 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 Gezmeye geldiniz galiba. Aynen. Neyse, Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Benim size de kolay gelsin. Ovacığı görüntülerken dedi ki durduralım arabayı. Çakalım selamı. El sallayın Bartın'a. Haydi bakalım. Hayırıyla, yardımıyla. Evet efendim Ovacığımızın güzel bir camisi ibadet yeri her cuma, her gün herkes burada. Allah onların yaptıkları bu güzel
namazları Allah kabul etsin efendim. Ovacık İlçe Müftülüğü Merkez Şengül Cami. Evet. Çok süper bir cami. Kardemir demiş. 13 hanelik bir köyden Karabük meydana gelmiş. Her tarafı yemyeşildir. Evet efendim, bir araba daha durdurdum böyle aslan gibi. İki delikanlı. Burada mısınız? Buralı mısınız? Abi biz Bartınlıyız. Bartın, ben sen? Ben Adanalıyım. Oo süper. Evet. Nasıl ovacığımız nasıl? Abi ovacık güzel. Güzel mi ovacık? Zaten ovacık güzel. 12 senedir buradayım. Gayet iyi bir memleket. Efendim? 12 senedir buradayım. Burada görev yapıyorum. Evet. Ovacık sessiz, sakin. Havası güzel. İnsanlar iyi. Aynen. Güzel bir memlekettir. Yönetimi güzel. Her şeyi güzel. Evet, aynen öyle. Bartın Şibor. Sezai Çağdaş'ı biliyor musun? Evet. Ha, selam söyle buradan, hadi bakalım. Selam. Sezai Çağdaş'a selam ve salla. Hadi güle güle. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam, selam, selam. Merhaba, nasılsın? Merhaba. İyi misiniz abi, efendim? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba baba. Maşallah, koş gibi şeye bak. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. İyisiniz değil mi efendim? Hoş geldiniz. Merhaba ambacım. Buraya sen mi bakıyorsun? Neredesin? Eşim buralı, ben kendim Kastamonu. Kastamonu? Evet. Oo, Kastamonu neyi meşhur? Çatal zeytini, hemen fındık şekeri meşhur. Başka bir daha bir şeyi var. Sarımsağı. Yani taş köprünün ama. Sarımsağı da meşhur taş değil mi Kastamonu? Evet, sarımsağı. Bilmedin sen ama. Ben yani burada büyüdüm, burada yetiştim. He, sıra gelmiyor. Kaç çocuk var? 3. Allah bağışlasın. Nasıl? Kastamonu ile burası tabii. Kastamonu da bizim. Ben Karabük'te yetiştim. Kastamonu doğum tarihi sadece. Ama onlar güzel sadece. Buradan bahsediyoruz. Ovacık. Beğenmesek durmayız, zaten buradayız. Hep buradayız. Yani. Buradayız. Baba nasılsın baba? Teşekkür ederim, sağ ol. Maşallah ne güzel, böyle bir profesör gibi oturmuş vallahi, helal olsun. Belediye başkanlarımızdan. Vallahi eski. Ay canım benim. Bir kendinizi bir tanıdın baba. Bak nasıl tutturmuşum lotoyu. Orhan Kaya. Efendim eski belediye başkanlarımızdan Orhan Kaya. Değil mi efendim? Evet. Hangi dönem? Dönemi çok, 4 dönem var. Ama 70, hangisi sene? 79-80. Maşallah. 89-90. Ben o zaman Almanya'daydım. 1999-2009. Sağlığın nasıl? Teşekkür ederim. Salla yerisini, evet. En güzel sağlık. Ama teşekkür hep oturdun mu olmaz. Yürüyeceksin, koşacaksın. Yok. Bilhassa burada ovacıkta. Yürüyorum. O ormanlarda ciğerlerin böyle bayram etsin. Biz yürüyoruz zaten. Yürümeden de güzel nefes alıyoruz. Allah'ınız. Burası öyle. Kaç çocuk var? 5. Maşallah. Hepsi büyük. Uzun ömürle versin. Efendim, tanıyalım. Yaşar Aksaylı, Şamlar Köyü'nde. Buraya 6 kilometre. Yakın. Evet. Güzel, orası da güzel. Evet. Burası da güzel değil mi? Güzel. Bizim bakanımızın köyü neydi? Ekincik. Ali Şahin. Ekincik. 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 Sen oradansın. Nereden bildiniz? Ben bildim. Akraba benziyor vallahi. Teyze oğlu benim. Allah'ınızı versin. Vallahi hemen işten. Ne kadar iyi insan o ya. Evet, hem eniştem hem teyze öyle oğlu. Öyle bir insan ben görmedim. Evet. Büyüklük yok. Allah selamet versin. Beraber sen burada mıydın? Ben yoktum, Karabük'teydim. Biz orada ne güzel namazımızı kıldık. Evet, Allah kabul etsin. İlahi okuduk. Ondan sonra evine götürdü bizi. Evet. Hepsini göreceğiz efendim. Ovacıklı kardeşlerimiz sağ olsun. Bizle ilgilendiler ve bu sahneleri hep göreceğiz. Ederim abi, hem konuşun hem çay ısmarlayan bir. Ya çay içmeyelim baba. Sen nasılsın, iyi misin? Abi iyilik, güzellik. Ekrem Bora'ya benziyor. Ya. Vallahi billahi. Olabilir. Eski Ekrem Bora. Değil mi baba? Evet, olabilir. Ovacık'ta mı doğdun? Hayır abi, ben Çerkeş'te doğdum. Çerkeşliyim. Ormancı. Aman ormancı, canım ormancı. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben Yunus Yılmaz, Kanıbeyler. Yunus Yılmaz Adaş, evet. Kanıbeyler Köyü'nden. Ne güzel. Emekliyiz, köydeyiz. Kaç çocuk var? O çocuk yok, 6 tane. Maşallah, Allah bağışlasın. Amin. Emekliyiz ama hep burada oturmayın ha. Değil mi baba? Evet, yok yok. Biz de... Nasıl çay satacağım, nasıl geçineceğim o zaman? Oturacaklar burada. İstiyorsun otursunlar. Tabii oturacaklar. Ara sıra gelsin de her dakika olmaz diyor. Her dakika değil zaten. Öğleden sonraları geliyorlar. İyi ya canım. İyi tamam. Allah kuvvet versin.
Sen de neredesin? Bu Oğuzluklu'yum. Marangoz İsmail Sandal. Oh. İyi Allah'ım. Sen sandalın akarası mısın? Yok. Değiliz. İyisin değil mi? İyiyiz Allah. Evet. Başkanımızdan biraz bahsedeyim. Evet abi. Neler yaptı burada? Yapmadığı şey yok zaten. Yapmadığı şey yok doğru dediğiniz gibi. Yolları yaktı. Her şeyi yaptı. Elinden gelen her şeyi yaptı. Görüyorsunuz o binayı. Evet. O Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ovacık Yerleşkesi. Evet. Süper. Maşallah. Tabi buradan okuyor biliyorsunuz. Buradan okurum ben. Oo. Buradan okuyorum bak. 63 yaşındayım. 65 pardon. Okuyacaksın. Niye? İçki yok, sigara yok. Muhabbet var. Kimseyi, kimsenin şeyine bakmam. Paylaşımcıyım. Severim insanları. Böyle. Şimdi baba burada kültür evi yapmış. Sporcu kamp. Evet. Eğitim merkezi yaptı. Değil mi efendim? Evet. En büyük halı sahayı. Efendim? En büyük halı sahayı yaptı. Kapalı halı saha. Kapalı halı saha da yaptı. O listemizde yok. Helal olsun. Okullar, hastaneler, Karagöl, şehir terası değil mi? Evet. Hepsi burada. Evet, evet. Evet efendim. Alkışlayalım o babamızı hep beraber. Evet, evet. Başkanımızı alkışlayalım. Sevgiler, mutluluklar. Mehmet Ali Şahin babaya, başkanımıza. Ovacık yolcuları devam ediyor hep beraber. Hadi bakalım. Ovacık yolcuları devam ediyor. 1, 2, 3. Ovacık yolcuları devam ediyor. Olmadı hep beraber. 1, 2, 3. Ovacık yolcuları devam ediyor. Benim selamun aleyküm. Merhabalar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İşte mikrofonla dolaşıyoruz. Veren olursa 5 lira 5 lira topluyoruz para. Çetin metin bir şey yok. Hesabını şaka yapıyorum ya. Baba nasılsın hocam? Allah olsun. İyi misin? İyiyim hocam. Yaş kaç? Yaş 87. Maşallah. İnşallah 20 sene daha ekleyelim. 20 sene çok. Çok mu? Ne kadar? Çok. Taşıyor muydu 20 seneyi? 10. 10 da fazla. Yok yok fazla değil. Fazla. Baksana maşallahım var. Ben kendime 109 dedim. Kendime. 109. 109. Ooo o zaman yaşayamaz. Niye? Olmaz. 60. Taşıyamazsın yükü. Taşırım. Taşıyamaz. 66 şimdi. 76, 86, 96, 106, o 40 sene. Ya. Yaşamasam o zaman ben öleyim daha iyi. Yok ölmeyeceksin. Değil mi baba? Zaten geliyoruz. Tabii doğrusu şaka diyoruz. Ya. Tabii şaka. İşin esprisi. Sen nasılsın baba? İyiyim. Nasıl bilirsin bu amcayı? Amcam tamam beraberiz. İyi midir? Oğlunu sorsanız ama adamla tanıyayım. Oğlum oğlum. Başkanımın değil. Şey, o Mehmet Ali Şahin başkanımızın? Kayınpederi. Kayınpederi. Ooo. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın kayınpederi, helal olsun. Vefat etti kızım, git. Aa, vefat etti. Evet, ölen evlat benim. Ha, Allah rahmet eylesin. Evlendi mi başkanım? Evlendi. Sonra? Ama kaç sene sonra evlendi? 6-7 sene oldu evlendi. Ha, öleli. O zaman 5-10 sene döndü. Bir sene oldu evlendi. Allah rahmet eylesin. Amin. Ruhu şad olsun. Amin. Kaç yaşında öldü? Yaşını bilemiyorum kızım. Kızın. Evet. E peki hastalıktan mı? Çok Allah'tan mı? Evet. Hasta. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah sana uzun ömürler versin. Amin. Cümle. Buradan başkanımıza başkanımıza da uzun ömürler versin. Amin. Nasıl başkanımız? Süper ama. Evet. Allah için. Evet. Her şeyi yapmış burada. Yaptı. Her şeyi yaptı. Yapıyor da daha. Yapıyor da daha hala yapmakta. Hastanızın. Evet. Evet baba. Evet. Kaç çocuk var? İki. İki. Niye bu kadar az? Senin kaç baba? Benim dördüdü. Dört. Torun? Torun çokunu sayamam şimdi. Hayır canım. Torun? Torun iki, kızdan iki oğlandan dört. Ne güzel. Senin kaç tane çocuk var? Beş. Maşallah. Senin? Üç torun var. Nasıl? Ovacığımız nasıl? Ovacığımız güzel. Ovacık iyi ya bizi. Süper buram değil mi? Olası güzel ovacık. Şimdi abi, sen doğru söyle abbacı. Hangisi sana devamlı çay getir, çaylar benden, şirketten hangisi ısmarlıyor? Doğru söyle. Hepsi de ısmarlar. Birbirlerine? Tabii tabii. Köyden evet. Gelenleri de ısmarlarlar. Birbirlerine de ısmarlarlar. Helal olsun. Ali amca hiç kimseye zaten nöbeti vermiyor. Ali amca. O nöbeti kimseye vermiyor. Dede zaten. O ya Allah'ın evet. İzniyle senin. Ben sana 13 sene daha yazayım baba be. Tamam, olur mu? Allah. 13. Allah bilir. 87, 90, 107 oluyor. 100. 100 oluyor bu. Yeter. O zaman 100 yeter ama genel fazla. Fazla mı? Fazla. Ay ne güzel ya. Ver şu elini öpeyim ya. Sağ
sağ ol. Haydi Allah aşkına. Sağ ol. Teşekkür İnşallah sağ Allah kurban olmalı. Biz ne dersek olmaz böyle. O ne yazmışsa odur. Evet. Değil mi baba? Evet. Sigara yok değil mi? Var. 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 İçiyorsun diyorum. İçiyorum. İstersen yak bir sigara. Yok aman aman dur. Oldu peki. Selam sevgiler. El sallayın. El sallayın buradan. Hadi bakalım. Selam. Evet efendim. Şimdi geldik bizim karnımızı doyuran güzel lokantaya. Gül gibi tertemiz yengemiz ve sevgili abimiz, o da Ovaçıklı. Yıllardır varım burada. Dedim ki rakip yok mu? Kimse dayanamadı burada diyor. Hep açılan kapandı. Açtılar, kapattılar. Bir ara ben de kapatacaktım. Ondan sonra dedim ki alıştı bu Ovaçıklılar bu güzel yemeğimize. Öyle değil mi? Evet. Ne güzel. Ondan sonra kaldık dedi burada. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olasın. Ne zamandan beri buradasınız? Ben 5 sene oldu buraya geleli. 5 sene? 5 sene. Nerelisin? Ben Karabüklüyüm. Karabük bizim yine. Karabüküm, Karabüküm, canım benim Karabüküm. Ovacık Eflani ile Safranbolu Karabüküm. Değil mi baba? Aynen. Bu yakışıklı Karabüklü müdür? Ovacıklı mı? Ovacık, kışla. Orada mı tanıştınız? Yok, Karabük'te. Karabük'te, helal olsun. Kaç çocuk var? Çocuk yok şu an. Daha yok. Yok. İnşallah olur. 5 senelik evliyiz. Olur ama ya. Yok. Niye İnşallah. Olmasın ya? Ama çok çalışıyorsunuz galiba. Yani çalışıyoruz. Olsun, sağlık olsun. Allah'a şükürler olsun. Sen nasılsın? Allah'a şükürler olsun. Nasılsın? Ovacık kışla köyüyüm ben. Karabük, Ovacık, kışla köyü. Aynen. Orası da bizim bir yer değil mi? Tabii kışla köyü neresi? Mehmet Ali Şahin? Yok. Mehmet Ali Şahin Bey'in köyü bu tarafı. Bizim diğer taraf. Bayraberen tarafı. Nasıl? Başkanımızdan memnun musun? Memnunuz. Zaten ben belediye encümeniyim ben kendime. Aa ne güzel. Aynen. İşte bu dönem Allah'a şükürler olsun belediyede encümenlik görev düştü. 4 yıldır encümenlik görevi de yapıyoruz. Esnaflıkla yapıyoruz. Ne güzel, helal olsun. Burası gündüzleri ne yapıyorsun burada? Sulu yemek genelde ağırlıklı. Yenge yapıyor hepsini. Yok ben kendim yapıyorum. Eşim de bana yardımcı oluyor. Verecekler. Tabii. Hanım ya. Hanım elindeydi mi? O lezzet. Tabii. Tatlaşı daha da güzel olur. Tabii tabii Allah şükürler olsun. Yani bir sıkıntımız yok. Esnaf biraz meşakkatli insanlarla uğraşmak kolay değil. Aynen. Ama onun ayarını tutturmak önemli. İdare edeceksin tabii. Az insanları. Tabii. Şurası tertemiz tencereler. Efendim şurası tertemiz gördüm ben. Şuraya bak. Allah Allah. İşte bir hanım elindeydi mi öyle olur. Bize bir çorba yapmış. Annemin çorbası gibi. Bizi bir köfte yapmış. Allah Allah köfteciler krallar gibi. Yanında salatası, pirinç pilavı. Ondan sonra tatlısı, ayranı, içeceği. Her şeyi düşünmüşler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili adınız neydi? Arzu. Arzu? Par. 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 Sen? Yakup. Yakup Par. Par. Ne gibi biraderi de gördük şeyde. Abim. Merhabalar, nasılsın? Evet. Beraber çalışıyoruz. Aynen. 8-9. yıla giriyoruz Allah'a şükürler olsun. Yani İnşallah bir 10 yıl doldurursun. Doldururuz. Yani bu gidişten herhalde dolduracağız büyük ihtimalle. En çok ne veriyorsun sen yemek ya, olarak? Ağırlıklı et yemeği. Yani et. Aynen. Mesela. Kavurma, orman kebabı, tas kebabı. Yani o tarzda. Sebzeli yemek yapmıyor musun? Yapıyoruz. Burada dolma mesela dolma. Yok. Niye? Dolma pek gitmiyor burada. Aa, satılmıyor. Evet. Allah satılmıyor. Dolma, kuru fasulye, soğanı alacaksın. Bak, kıracaksın. Bak. Biber, acı biber. Burada genelde ağırlıklı dana eti, ızgara, köfte. Siz de iyisiniz burada. Ya tabii. Lokantamıza her yesi bekleriz. Ovacığın en güzel, en temiz, en lezzetli yemekleri buradan çıkar. Kış mı? Aynen. Aynen. Evet. Allah'a şükürler olsun. El salla buradan kim var Karabük'te senin? Ailem var. Selam söyle buradan. Aileme buradan selam söylüyorum. Evet, el salla. Sen de onun ailesine selam söyle. Tabii kayınvalideye falan, anneme falan komple selam söylüyorum. Hadi bakalım gel buraya. El salla sevgiler. Hadi bakalım Ovacık'tan. Eski pazar yeni ceyle, Ovacık Eflani ile, eşsiz Safranbolu ile, dört dörtlüktür Karabük'üm. Özü doğru, sözü doğru, hak seveni insan dolu, tertemiz düzenli yolu, Karabük'üm, Karabük'üm. Galaxy Basın Yayın Turizm Limited Şirketi, Nurettin Bahçeci, Ovacık Karabük yolcularını sundu.
geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına? Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına? Elini de salla ule, kolunu da salla ule. Kendini salla ule, başını da salla ule. Elini de salla ule ule, kolunu da salla ule ule. Kendini salla ule, başını da salla ule. Valizi nereye gidiyorsun ule? Anandan izin aldın mı? Babandan izin aldın mı? Eline de almış valizi, nereye gidiyorsun ule? Anandan izin aldın mı? Babandan izin...